Merhaba değerli seyirciler. Haber Analiz programı 5. boyut izliyorsunuz. Stüdyomuzda bugün bir konuğumuz var. Değerli emniyet müdürlerinden geçmişte, Türkiye'nin efsane polis şeflerinden hukukçu, siyaset bilimci Adil Serdar Saçan. Şu anda avukatlık yapıyor. Değerli seyirciler, Adil Serdar Saçan AKP iktidarının ilk iş başına geldiği gün devlet memurluğundan attığı ilk kişi olma onurunu da taşıyor. Nedeni de şu: Akbil yolsuzluğu gibi dönemin büyük yolsuzluk olaylarını soruşturan ve daha sonra AKP kurucusu olan birçok ismin, genel başkan dahil, ifadelerini alan, dosyalarda adını geçiren kişi. 7 kere memuriyetten, yanlış bilmiyorsam, meslekten 7 kere ihraç edilip mahkeme kararıyla geri dönen, en sonunda Ergenekon kumpasına dahil edilen bir isim. Başka bir özelliği var: Türkiye'de mafyayı, İstanbul'da mafyayı çökerten polis müdürlerinden biri. O bakımdan burada konuşacağız. Ne var ne yok. Sedat Peker'in iddiaları gerçeği yansıtıyor mu? HDP saldırısı önemli. Diğer konuklarıma geçiyorum hemen. Sürekli yorumcularımızdan Haldun Solmaz Türk. Emekli general, siyaset bilimci, doktor Haldun Solmaz Türk. Sürekli yorumcularımızdan yine evet gördük hep beraber. Fikret Bila, siyasi analist, gazeteci, yazar. Hoş geldiniz. Haldun Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. Çok teşekkür ederim. Ve yine gazeteci, yazar, siyasi analist Mehmet Tezkan, 5. boyutun sürekli katılımcılarından. Merhaba. Hoş geldin, hoş geldin. Merhaba, iyi günler. Merhaba, çok teşekkür ederim. Değerli seyirciler, biz Türkiye'de ne olup ne bitiyor onu konuşacağız. Önce bu provokasyonu değerlendirmeyiz ve Sezai Temelli, bu önemli. Eski HDP eş genel başkanı İzmir stüdyomuzda, Tele1'in İzmir stüdyosunda, önemli politikacılardan HDP saldırısını değerlendireceğiz. Büyük bir kaos planının bir parçası olduğunu değerlendiriyoruz. Bu bakımdan programımızın ilk bölümünde Sezai Temelli bizimle birlikte olacak. Sezai Bey, hoş geldiniz. Merhaba Erdem Bey. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Her şeyden önce geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Kürt halkının, Türkiye halklarının, emekçilerin, kadınların, hepimizin başı sağ olsun. Çok teşekkürler. Şimdi önce Sayın Haldun Solmaz Türk'le başlayalım istiyorum. Sırayla sonra stüdyoya döneceğiz ve geleceğiz. Haldun Bey bir çerçeve çizsin. Şimdi ben 18 dakikada bir çerçeve çizmeye çalıştım. Ciddi iddialar var ortada. Büyük bir kaos planının devreye sokulduğuna dair iddialar. Sedat Peker'in de ortaya attığı iddialar. Aslında bir bakıma doğrulandı diye de düşünülebilir, değerlendirilebilir. Bu bakımdan ilginç. Yani önemli suikastler, saldırılar, bombalı saldırılar yapılarak Türkiye'de bir kaos ortamının yaratılacağı ve bu kaos ortamından yararlanılarak iktidarın ömrünün uzatılmaya çalışılacağına dair bir iddia. Yani tarihsel, siyasal ömrünü doldurmuş iktidarın tarihsel ömrünü uzatmaya çalıştığına dair ya da tersi bir iddia var. Ciddi ve büyük bir iddia var. Bir başka iddia şu: bunun arkasından bir AKP'li yöneticiye ya da bir AKP topluluğuna ya da bir AKP'li kuruma, parti binası olabilir, başka bir şey olabilir, bir saldırının yapılacağı ve böylece sokaktaki işte milliyetçi, İslamcı kesimlerin harekete geçirileceği ve bir Türk-Kürt çatışmasının veyahut işte Aleviler de işe dahil edilerek bir Alevi kurumuna ya da bir Alevi kanaat önderine yapılacak bir saldırıyla ortalığın karıştırılacağı ve bu kaos ortamının bir bakıma 7 Haziran 2015 senaryosunun devreye sokulması biçiminde gelişeceği belirtiliyor. Nedeni de şu: burada tabii AKP-MHP iktidarının ayrıştırıcı dili, düşmanlaştırıcı genel politik söylemi, ötekileştirici tavrı ve yasal, legal bir partinin, demokratik bir partinin bir terör örgütüyle, yani bir terör örgütü diye nitelendirilmesi, CHP'yi de içine alan geniş bir kesimin düşmanlaştırıcı bir söylemle hedef haline getirilmesinin bunda önemli bir rolü olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla öncelikle bir bunları konuşalım.
Biz gazeteci olarak ve Türkiye'de bağımsız bir medya kuruluşu olarak üzerimize önemli bir sorumluluğun düştüğünü düşünüyoruz. Çünkü İzmir'de sıkılan kurşun bizim kardeşliğimize, bu ülkenin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne, istikrarına sıkılmış bir kurşun. Irkçı ve faşist bir kurşun bu saldırı çok açık. Fakat bunun ardından örneğin AKP'ye yapılacak bir saldırıda da işte TAK gibi bazı isimlerin, daha önce bazı bombalı eylemleri üstlenmiş isimlerin kullanılabileceği, onlar tarafından yapılıp yapılmayacağı değil, o ismin kullanılacağı, bu önemli, bu ayrıntı önemli, belirtiliyor. Böyle bir kaos falan, bir bakınca böyle şeyle karşılaşıyorsunuz. Yani bir korku tüneli gibi bir plan ya da iddiaları var ortada. Sayın Solmaz Türk, siz hem deneyimli bir askersiniz, hem silahlı bürokrasiden gelen bir isimsiniz, hem de önemli bir akademisyensiniz, bir siyaset bilimcisiniz. Bu çerçevede değerlendirdiğinizde tabloyu nasıl görüyorsunuz? Ne oluyor Türkiye'de? Nereye gidiyor Türkiye? Efendim tekrar iyi yayınlar diliyorum. Beni de davet ettiğiniz, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün veya işte şu anda konuştuğumuz konuyu, yani İzmir'deki saldırı olayını ve böyle tek başına alıp bir şekilde irdelemek doğal olarak olası değil. Özellikle Türkiye ve Türkiye'nin bugünkü koşullarında. Ki zaten siz de buna bir senaryo olarak baktınız. O şekilde sundunuz. Bu da bir senaryonun bir parçası gibi görünüyor. Önce büyük resmi ortaya koymak açısından şunu söylüyorum. Bu sadece HDP ile veya bir efendim etnik grupla veya bir mezheple veya bir siyasi grupla, örneğin muhalefetle veya bir meslek grubu, örneğin gazetecilerle ilgili değil. İlgili değil. Uzunca bir süredir devam eden ve muhalif veya tehdit olarak görülen her gruba dönük giderek şiddeti artan bir saldırı var. Bu saldırının merkezi olarak kontrol edildiği ve birbiriyle irtibatlı olduğuna ilişkin emareler var. Ama tabii ki elimizde bir delil yok. Olması da mümkün değil. Çünkü biz devletin gücünü kullanmıyoruz. Yani polisin gücü bizde yok. Efendim yargının, örneğin savcıların gücü bizde yok. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gücü böyle bir gücü bizde yok. Hatta şimdi biliyorsunuz İletişim Başkanlığı'na bile hepimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşma yetkisi veriyorlar. İletişim Başkanlığı'nın gücü de bizde yok. Dolayısıyla biz sadece gördüklerimizi, yaşadıklarımızı yorumlamaya, bunlardan bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Ama tabii çarpıcı olan şey şu. Devletin gücünü kullanan ve bunlara bir anlamlı bir resim olarak bakma imkan ve kabiliyeti olan kurumlar ve bu kurumların başındaki insanlar dut yemiş bülbül gibi hiçbir şey söylemiyorlar. Ha, arada bir şeyler söylüyorlarsa da bunu sadece kışkırtıcı, hedef gösterici, tahrik edici ve hedef aldıkları gruplara tehdit edici bir dil kullanıyorlar. Dolayısıyla gidişat son derece endişe vericidir. Şimdi spesifik olarak en son yaşanan İzmir'deki olayla, bu saldırıyla ilgili olarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi tabii siz de bundan önceki programda 18 dakikada değindiniz. Birçok bu işten az çok anlayan kişiler de değiniyorlar. Yangından mal kaçırır gibi bu kadar vahim bir saldırının sorumlusunun tutuklanması ve bir yerde soruşturmadan kaçırılması tabii çarpıcı. Son derece çarpıcı. Hiç gözaltı süresi verilmedi, uzatılmadı. Evet. Bu çok önemli. Evet, yani bu süre şimdi kullanılmayacaksa, yani böyle bir olayda kullanılmayacaksa ne zaman, nerede kullanacaksınız? O amirallerin bildirisi dediklerinde, kamuoyuyla
Yani yıllar önce emekli olmuş amiraller, uzman oldukları bir alanda kamuoyunu kendi endişeleri konusunda bilgilendirdiler ki bu görevleridir, sorumluluklarıdır. Yani bir vatansever sorumluluğudur. Ne dediler? Dediler ki ya bu Montreux'le bu kadar kurcalamayın, buradan ülkeye zarar gelir. İki, ya bir FETÖ belası yaşandı. Tekrar şimdi bir FETÖ gitti, bin FETÖ geldi diyorlar ya. Tekrar yeni FETÖ'leri getirmeyin, buradan başımıza bela gelir. Söyledikleri bu. Biliyorsunuz bir kere uzattılar, bir hafta içeride tuttular. İlaçlarını bile vermediler. İlaçlarını bile vermediler. Yani sözde soruşturuyor, araştırıyorlar. Daha amirallerin ifadesi alınmadan İçişleri Bakanı çıktı, canlı yayında saatlerce dedikodu yaptı. Anayasayı çiğneyerek ve kanunları çiğneyerek. Yani devam eden bir soruşturma hakkında hüküm verdi. İçişleri Bakanı olacak kişi, şahıs. Nerede İçişleri Bakanı? Şimdi nerede? Şuraya geleceğim. Bu şahıs İzmir gibi Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birinde ve şehrin merkezinde önünde polisin 24 saat 365 gün nöbet tuttuğu bir siyasi parti merkezine silahla giriyor ve insanları katledebiliyor. Bu şahıs kim? Bu meczup kim? Bu zibidiler ortalıkta nasıl serbest dolaşabiliyorlar? Bu silahlar nasıl bu kadar ortada? Polisten kaybolan bini aşkın otomatik silah var. İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı, şu bakanı, bu bakanı, Emniyet Genel Müdürü. Çıktıkları zaman mangalda kül bırakmıyorlar. Kardeşim, bu otomatik silahlar bini aşkın kayıp, nerede bunlar? Bu zibidiler bu silahları nereden buluyor? Ruhsatı nereden buluyor? Siz ne iş yapıyorsunuz? Bakın, bugün HDP olan yarın herkes olabilir. Geçmişte olmadı mı? Levent Gültekin'in başına gelmedi mi? Nerede? İstanbul gibi en büyük şehrimizde, bunun en büyük ilçelerinden birinde, akşam üzeri saat 7.30 gibi çok erken ve o yani trafiğe kapalı, yayaların yoğun olduğu en yoğun saatte bir güruhun yani organize bir terör örgütünün saldırısına uğradı. Ne oldu? 3 zibidiyi bulup getirdiler, onları da serbest bıraktılar. Nerede geri kalan, nerede? Azmettiricileri nerede? Bağlantıları nerede? Daha önceki gazeteci saldırıları, siyasetçi saldırıları. O zaman da söyledim, bir daha söylüyorum. Polisin işbirliği, en azından göz yumması olmadan bu saldırıların gerçekleşmesi mümkün değildir. Ve polisin işbirliği, en azından göz yumması İçişleri Bakanı'nın izni olmadan mümkün değildir. Bununla kesinlikle polisi kurum olarak suçlamıyorum. Polisimizin büyük bir kısmı, ezici kısmı vatanseverdir. Ülkesini seviyor. Bütün bu olan bitenlerden bizden çok daha iyi biliyorlar, içinde oldukları için. En az bizim kadar üzüntü duyuyorlar. Ancak kilit yerlerde valiler, kaymakamlar, ilçe emniyet müdürleri, il emniyet müdürleri, kilit yerlerdeki savcılar, hakimler, bunların hepsi seçilmiş ve oraya seçilerek konulmuş insanlar. Hepsi. O nedenle bir kişi bile soruşturma başlatamadı. Bakın son 1,5-2 aydır neler yaşandı. Şunu söyleyeceğim en son. Zamanımızı el verdiği ölçüde yine söylerim. Bakın bunu daha önce de söylemiştim ama güzel bir laftır, bir daha söylüyorum. Mark Twain'in bir lafı var. Mark Twain bir Amerikalı yazar. O Huckleberry Finn, işte Tom Sawyer'ın maceraları falan diye bilinir. O kitapların yazarı. 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başında yaşamış bilge bir insan. Onun birçok güzel lafları var. Bir tanesi şu, diyor ki vatanseverlik her zaman ülkenin ve milletin, vatanının çıkarlarını korumak, savunmaktır. Ama diyor, vatanseverlik hükümetini ancak hak ettiği zaman onun yanında durmaktır. Ben bakın açıkça şunu söylüyorum. Bugün vatanseverlik bu hükümetin yanında durmak değildir. Bu hükümette mücadele etmektir. Bu bozuk düzen, bu çürümüş düzen her geçen gün bize daha büyük belalar açacak.
Onun için vatansever savcılar, bu vatanı, bu milleti düşünen savcılar, polisler, hakimler ve en başta milletvekillerimiz görevlerinin gereğini yapmalıdırlar. Şu anda bu çürük düzen, bu çürük düzen görevlerini yapmayan görevliler sayesinde sürdürülebiliyor. En son şunu da söyleyeyim kısaca, hoş gördüğünüzde sığınarak. Buyurun, buyurun. Bunu ilk defa söylemiyorum ama bunu birçok defa söyledim. 2015 7 Haziran seçimlerinden sonraki süreçte anayasa çiğnenerek bizzat Cumhurbaşkanı tarafından anayasa çiğnenerek seçimler yok sayılıp tekrar seçimlere gidildiğinde o zaman söylemiştim ve demiştim ki uzunca bir zaman içinde kalacağımız, ne yazık ki öyle görünüyor, 2015'te söyledim, bir alacakaranlık karanlık kuşağına giriyoruz. Her geçen gün bu karanlık daha da koyulaşacaktır. Dilerim kısa zamanda bu karanlıktan çıkmanın yolunu buluruz. Aksi halde bundan bu ülke büyük zarar görecek. Ne yazık ki 2015'te söylediğim şey, ne yazık ki bugün gerçek olduğunu görüyoruz. Bütün bu gelişmelerden sonra görüyoruz. Bu karanlık giderek koyulaşacak. Ülkeyi yöneten kadronun, bu oligarşik yapının kaybedeceği şey çok fazla. Çok fazla. Dolayısıyla iktidardan uzaklaşma gibi bir seçeneği kendiliklerinden gönüllü olarak kabul etmeleri olası değil. Yıllardır buna dikkat çekiyorum. Bunlar iktidarda kalmak için her şeyi yapacaklardır. Yaptılar. Bugün de yapıyorlar. Yarın da yapacaklardır. Bunları durdurmanın tek bir yolu var. Bu yolu denedikleri ve bu yolda devam ettikleri takdirde başlarına geleceğin çok da ağır olacağına, yani laik demokratik cumhuriyetin ve bu ülkenin gerçekten vatansever insanlarının onların üstesinden geleceği ve bunların hesabını en ağır şekilde soracağına ikna edilmeleri gerekir. Bir şekilde ikna edilmeleri gerekir. Bunun yolu yöntemi nedir? Onu konuşuruz, ayrı bir şey. Peki. Ama her şeyden önce bunu ifade etmek zorundayız. Bu çürümüş düzen ve bu çürümüş düzenin üzerinde oturan ve çok büyük bir menfaat şebekesinin parçası olan insanların bu durumu sürdürmek için her yolu deneyeceklerini görmemiz gerekir. Bu son yaşanan ve daha önce yaşananlar çok açık ortadadır. Gözümüzün içine baka baka bu meczupları üzerimize salıyorlar. Önce hakaretlerle, sonra medya linçleriyle, sonra sokakta darp etmelerle bunları teşvik ediyorlar. Hedef gösteriyorlar. Dalga geçiyorlar. Aferin diyorlar. Daha peki. Bunlar güzel günleriniz, daha çok neler göreceksiniz diyorlar. Peki. Bakın cürete bakın. Sayın Solmaz Türk'ün toparlarsanız bu turda diğer konuklarımıza işte da son, Sezai Temelli Bey'e geçeceğim şimdi. En son bakın ne duruma geldik. Bu HDP'nin başına gelen veya Bakırköy'de işte Gültekin'in başına gelen herkesin başına, her kurumun başına gelebilir. Bunu çok ciddiye almamız ve gereğini hep birlikte yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Yoksa durum son derece vahimdir. Bakın ne hallere geldik. Peki. Ne hallere geldik. Çok bir mafya ederim. Babasına, bir mafya babasının başını çektiği bir beka mücadelesi verme noktasına geldik. İçler acısı. Teşekkür ederim efendim. Evet. Bir tür temiz eller operasyonu başlattı deniyor zaten. Yani. Sezai Bey, peki çok teşekkür ederim Sayın Solmaz Türk. Sezai Bey, bu saldırıyı siz nasıl yorumladınız? Yani kınama, protesto, bütün bunlar tamam. Hepimiz tek yürek halinde böyle alçakça bir saldırıyı kınadık, karşısında yer aldık. Ama daha büyük bir planın parçası olduğuna dair yorumlar ve değerlendirmeler var. Siz parti olarak nasıl yorumladınız? Ne oluyor?
Niye bu saldırı gerçekleşti? Bir başka ayrıntı var. Sayın Mithat Sancar, şu anki eş genel başkan, 40 kişinin katılacağı, arasında milletvekillerinin de olacağı önemli bir toplantı yapılacaktı. Aynı saatlerde ama başka bir işimiz nedeniyle erteledik diyor. Şimdi öyle anlaşılıyor ki yani daha büyük bir katliam planlanmış. Yani Deniz Poyraz orada işte annesinin yerine, annesizin yaptığı için annesinin yerine o gün orada bir çalışan olarak bulunuyor. Ve ona denk gelmiş ve zaten katil kaç kişi varsa tümünü öldürecektim diyor. Yani tümünü ateş edecektim, öldürecektim diyor. Zaten bunu inkar etmiyor. Bu toplantı neydi? Neden bu toplantıyı ertelediniz? Hangi gerekçeyle bir size bir ihbar, bir benzer bir şey geldi mi? Bir duyum, bir ihbar, bir uyarı geldi. Bu nedenle mi ertelediniz? Ve polisin orada bir çadırının olması ve orada bir koruma uygulaması da çok enteresan. Onun gözlerinin önünde gerçekleşiyor. Ve zaten HDP'li milletvekilleri İzmir valisinin ve emniyet müdürünün istifasını talep ettiler bu nedenle. Buyurun. Evet, Merdan Bey, siz çok deneyimli bir gazetecisiniz. Fotoğrafa baktığınızda zaten her şeyi çok net, bütün çıplaklığıyla görüyorsunuz. Oradaki diğer gazeteci üstadlar da aynı şekilde bunu çok net görüp okuyabilir. Şimdi bir kere saat 3'te sevgili Beyza Üstün'ün kitabının imza günü var. Bunun için arkadaşlarımız her zamanki toplantılarını madem 3'te böyle bir etkinlik olacak, toplantımızı biraz daha geç alıp sonra imza etkinliğine katılırız diyorlar. Yani o güne özel bir karar alıyorlar. Yoksa her gün 11 civarında partimizde toplantı var ve yine o gün bir kalabalık toplantının istihbaratı da yapılmış anladığımız kadarıyla. Yani çok planlı bir katliam için bir düzenek kurulmuş. O gün her günkü toplantıdan daha kalabalık bir toplantı HDP İzmir İl Binası'nda yapılacak ve bu zamanlamaya uygun olarak da cinayet, katliam bir çalışması hazırlanmış. Bir daha altını çizelim Sezai Bey. Bir imza günü, bir arkadaşınızın, bir yazar arkadaşımızın bir imza günü var. O nedenle imza gününe gidip gelecekler toplantı için. Bu sebeple mi ertelendi o saatteki toplantı? Hayır, imza günü saat 15'te. Saati. 15'te. Her zaman 11'de toplandıkları için o gün arkadaşlarımız inisiyatif alıyor. Diyorlar ki biraz daha geç toplanabiliriz çünkü buradan da imzaya gideceğiz. Anladım. Yani inanılmaz bir şeyle bir katliam engellenmiş oluyor ama bu gayri iradi bir şeyle ortaya çıkıyor. Yani bir fakat istihbarat, bir uyarı falan yok. Yok, hayır. Tamamen tesadüf. Katliamı yapmaya gelenler ama her zaman tamamen bizim açımızdan yaşanan olumlu şeyi tesadüf ama katliamı planlayanlar o gün saat yine 11'de bir toplantı olacağını biliyor. Her zamankinden daha kalabalık bir toplantı olacağını biliyor ve buna göre geliyorlar. Geliyorlar diyorum çünkü tek kişi gibi gösteriliyor, münferit bir olay gibi gösteriliyor. Fakat bu tek kişilik bir planlama olmadığı hem cinayetin işlenme biçimi hem de oradaki hareket tarzından her şeyden çok açık ve net anlaşılıyor. Bir kere parti binasının karşısında her zaman o çadırda polisler var. Etrafta polisler var, kameralar var. Çok net her zaman için izlenebilen bir şey. Kaldı ki zaten Türkiye'de herkes biliyor ki emniyet teşkilatının işinin yarısından fazlası HDP'yi izlemek. HDP ile uğraşmak. Dolayısıyla biz bir basın açıklaması yapacağımız zaman bile anayasal hakkımıza dair bir basın açıklaması yapacağımız bile oraya Çevik Kuvveti'nden tutun da ne kadar kuvvet varsa yığanlar o gün orada gözlerinin önünde bir katliama seyirci kalıyorlar. Sosyal medyaya sadece haberler 11.30 gibi düşüyor fakat binaya giriş saati 10.30-10.50 arası. Yani orada bir zamanlama gecikmesi bile aslında bize durumu izah ediyor. Diğer taraftan içeride gürültüler var, sesler var, camlar kırılıyor, silah sesi geliyor, müdahale yok. Böyle bir durumda güvenlik güçleri hemen harekete geçmeleri gerekir. Ve dolayısıyla bunu önlemeye yönelik bir şeyler yapmaları gerekir.
hiçbir şey yapmıyorlar. Ne zaman ki bu katil orada bu eylemini yaptıktan sonra, bu cinayeti, bu katliamı yaptıktan sonra teslim olacağını söyleyip polisleri bekliyor. Polisler de geliyor, bunu alıyor. Belki de 12 aydır planlanan bir katliam 12 saatlik bir gözaltı süresiyle sonlandırılıyor. Münferit bir olaymış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Akli denge üzerine konuşmalar servis edilmeye başlanıyor. O çadırda olduğunu söyleyen birisi üzerinden HDP suçlanıyor ve bunun kayıtları servis edilmeye çalışılıyor. Yani olayı örtbas etmek için bir telaşı var hem İzmir Emniyeti'nin, hem İçişleri Bakanlığı'nın, hem de diğer güçlerin. Bu katliam bizim ilk defa karşılaştığımız bir şey değil. HDP sürekli tehdit alıyor, sürekli saldırı altında. Daha bundan birkaç hafta önce genel merkez binamıza saldırı gerçekleşmişti. Bu soruşturulmadı, bunun üzerine yeterince gidilmedi. Ama 2014'ten beri, 2015 7 Haziran'a giderken de çeşitli saldırılara uğradık. Sonrasında bu devam etti. Adeta sistematik bir hale geldi. Hiçbir zaman bu saldırıyı gerçekleştirenlere, hatta cinayeti işleyenlere bile yeterince gereken soruşturma yapılmadı. Gereken soruşturmadan kastım şu, yani bu cinayeti işleyen meseleye yaklaşırken bunun bireysel bir mesele olarak ele alınıp kenara çekilmesi, üstünün örtülmesini kastetmiyoruz tabii. Aydınlatılması denen olay bu değil. Bunun arkasındaki düzeneyi açığa çıkarmak. Çünkü eğer bunu çıkartabilirsek, bakın o zaman işte bu iktidarın ayakta kalmasını sağlayan o mekanizma çökecek. O yüzden de bugün bunun açığa çıkartılması için bütün demokratik kamuoyunun, bütün duyarlı insanların harekete geçmesi lazım. Neden bunu söylüyorum? Bakın uzun süredir partimiz hedef haline getiriliyor. Bunlar daha iyi günlerinizden tutun da her türlü hakaret, her türlü saldırı ortaya konuyor. Olur olmaz her türlü suçla itham ediliyoruz. Adeta günah keçisi haline getiriliyor HDP. Ortaya çıkan bu tabloya bir tepki ortaya çıkmasın diye de bütün demokratik kamuoyu, bütün Türkiye'deki vicdan sahibi, aydınlar, gazeteciler baskı altına alıyor, susturulmaya çalışılıyor. Çünkü bu iktidar, şunun adını artık net koyalım. Bu iktidar siyasi olarak değerlendirdiğinizde, iktisadi olarak da tabii bunu da hemen söyleyebilirim, çökmüş bir iktidar, bitmiş, tükenmiş bir iktidar. Peki nasıl ayakta duruyor? İşte bugün yaşadığımız vaka gibi çeşitli vakaları yaratarak. Ne yaratıyor? Bir kere her şeyden önce toplumu kutuplaştırıyor. Her şeyden önce ırkçı, şoven söylemlerle, nefret söylemiyle, ayrımcılık uygulamalarıyla, toplumun bütün hassasiyetleriyle çok rahat oynayabiliyor. Bu en tehlikeli şey. Bundan öte siyaseten Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden beslenen bir politika izliyor. Kürt sorununun demokratik çözümü aslında bu ülkenin demokratikleşmesi açısından en önemli adım olacakken bu meseleyi çözümsüz kılıp savaşa, şiddete havale ederek aslında buradan beslenmeye çalışıyor. Yani toplumu ayrıştırabilmesi için bu düşmanlığı büyütüyor, bu düşmanlığı besliyor. Bugün Deniz Poyraz bir Kürttür. Deniz Poyraz bir kadındır. Deniz Poyraz bir emekçidir. Deniz Poyraz bizim partilimizdir. Tesadüfen orada değildir. Orada çay ocağında çalışan tesadüfen yitirdiğimiz bir arkadaşımız değildir. Partilimizdir. Bilinçli olarak katlediliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Çünkü bir Kürt'ü öldürmek bu toplumda birikmiş olan bu öfkeyi, aslında bu katik ortamı beslemeye hizmet edecek. Tam da saldırıyı bu şekilde planlıyorlar. Dolayısıyla bir ortada bir meczubun tesadüfen bir çay ocağı çalışanını öldürmesi diye bir vaka yoktur. Bir siyasi cinayet vardır. Bir Kürt öldürülmüştür. İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyoruz pankartının arkasında, daha önce öldürülen kadınların adının arkasındaki pankartta öldürülmüştür, bir kadın cinayetidir ve bir emekçidir, bir emekçi ailenin onurlu evladıdır, bu öldürülmüştür. Siyaseten aslında kurşun bugün bütün Türkiye'ye sıkılmıştır.
Türkiye demokrasisine sıkılmıştır. Çünkü demokrasiden korkuyorlar, barıştan korkuyorlar. Beslendikleri yegane şey işte bu çözümsüzlüktür, bu savaş politikasıdır. Sezai Bey, peki neden kurşun, HDP bu kurşun Türklere de sıkılmıştır. Kardeşliğe, barışa, evet, demokrasiye, bütün Türkiye'ye sıkılmıştır. Birliğe, evet, birliğe evet. Sıkılmıştır. Evet. Tam da onu söyleyecektim Merdan Bey. Tam da onu söyleyecektim. Çünkü HDP bu ülkede bir arada yaşama iradesini savunan bir partidir. Hani bize hep söylüyorlar ya, bir kez daha altını çizeyim. Diyorlar ya bize, siz Türkiye Partisi misiniz? Ben de hep söyledim. Burada bir kez daha söylüyorum. Türkiye'nin en belki de Türkiye'leşmiş partisi HDP'dir. Çünkü Türkiye'deki bütün halkların temsiliyeti, bütün inançların temsiliyeti HDP'de vardır. İşte istemedikleri budur. Bir arada yaşama irademizdir. Ortak vatanımızda, demokratik cumhuriyette eşit yurttaşlar olarak yaşama arzumuzu, ülkümüzü, inancımızı katletmeye çalışıyorlar. O yüzden hedef HDP'dir. HDP'ye yönelik bu saldırıların arkasında yatan işte bu ceberrut anlayıştır. Peki. Bunu mahkum etmemiz gerekiyor. Peki. İktisadi olarak da bakın, bugün ülkeyi soyup soğana çevirenler, bir yolsuzluk ekonomisine çevirenlere baktığınızda bu talan düzenini sürdürebilmenin yegane yolu işte bu şiddettir. Bu saldırılardır. Bütün bunlar bütün çıplaklığıyla hepimizin gözü önünde oluyor. Bir toparlarsanız yani diğer konuklarımıza da kısa değerlendirme imkanı sunalım bu turda. Tekrar çünkü tamam, sonunda size döneceğim. Toparlıyorum. Biz HDP olarak her hafta bu kırmızı pazartesiyi anlatıyoruz. Diyoruz ki farkında mısınız tehlikenin? Bütün bu ülkeye yönelik bu saldırıların farkında mısınız? Farkında olmamak artık bu suça ortak olmaktır. Şimdi tam da bu suça karşı birlikte direnmek, birlikte demokrasi mücadelesine buluşmak zamanıdır. Yani deniz hepimizin kardeşidir, hepimizin evladıdır, hepimizin yoldaşıdır. Bu duygularla denize sahip çıkmak gerekir ki başka denizler olmasın diye. Çok teşekkür ederim. Adil Serdar Saçan, iki soru soracağım. Bir bu bir kaosun tetiklenmesi midir? 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra, yani bir dizi bir provokasyonun, Sedat Peker de benzer bir şeyden söz etti. Bana gelen bilgilerde 18 dakikada aktardım. Bu yönde olduğunu söylüyor. Önemli, değer verdiğimiz önemli bazı isimler de bunu söylüyor. İki, polisin burada bilinçli bir ihmali var mı? Ne oldu, ne bitti? Bu saldırıyı bir deneyimli polis müdürü olarak nasıl değerlendirdiniz? Siyasal değerlendirmenin ötesinde teknik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedir yani bu? Zaten olarak? Ben siyasetçi değilim. O nedenle siyasi bir değerlendirme yapmayacağım. Hı hı. Ama benim anlayışıma göre, benim bakış açım, katil katildir, hırsız da hırsızdır. Bugün bunun tweetini de attım. Yani evet. Ortada bir cinayet olayı vardır ve bu cinayet olayında bir fail vardır. Sonuçta bu memleketin o partiden, bu partiden, o görüşe sahip, bu görüşe sahip, önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nüfus cüzdanını taşıyan bir genç kızı öldürülmüştür. Bunun hiç tartışılacak, konuşulacak bir tarafı yoktur. Çok, son derece elin bir eylemdir. Önce onu söyleyeyim. Ama provokasyon mudur noktası? Tabii şu önemli, eğer her gün 11'de, saat 11'de bir toplantı yapılıyor ve ona çok sayıda katılım oluyorsa ve bu olayın da işte 10.50 gibi cereyan etmiş olması tabii ki insanın hakkında ciddi soru işaretleri getiriyor. Yani demek ki bunun istihbaratı alınmış ve bu şekilde bu şekilde bir eyleme girişilmiş. Bunun güvenlik güçleri tarafından değerlendirileceğini düşünüyorum ve umuyorum. Yani tesadüf olmadığı zaten ortada, kasten bilerek giriyor. Benim gördüğüm kadarıyla elinde bir çantayla giriyor. Evet. Sonra çıkışta o çanta var mı yok mu, o çantanın içinde ne vardı? Çünkü eylemde bir tane tabanca kullanıldığını ben biliyorum. Yani basından. O çantanın içinde ne vardı? Mesela o konu benim kafamda muallakta duruyor. Onların araştırılacağını düşünüyorum. Yani öyle emniyet örgütünün bu işin üzerine kapatacağını falan düşünmüyorum. Öyle bir şey içerisinde olacaklarını düşünmüyorum. Müdahale açısından da tabii olay ne kadar sürdü bilemiyorum. Yani
belki 5-10 dakika içerisinde, belki 3-5 dakika içerisinde gelişip sonuçlanmış bir olay olabilir. O nedenle müdahale edememiş olabilirler, gecikmiş olabilirler veya olayı anlayana kadar geçen sürede bu olay gerçekleşmiş olabilir. Bir istihbarat zaafından söz edilemez mi? İstihbarat zaafından edilebilir. Şimdi buradaki en önemli nokta şu bence, teknik olarak baktığımda bu şahsın silahlarla yani kaleşlerle falan bir takım fotoğrafları var. Evet. Kendi sosyal medyasında yayınladığı fotoğrafları var. Şimdi bu fotoğraflar, bu tür pozlar çok yayınlanmaya başladı sosyal medyada. Emniyette de siber suçlar diye bir birim var. Siber suçlar birimlerinin Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarını veya hükümete hakaret gibi böyle suçları araştırdıkları titizlikle bu şahısları da araştırması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada en önemli ihmalin bu olduğunu düşünüyorum. Sadece bu değil. Mesela birçok olayda yine daha önce de oldu ve ondan sonra da olması olasıdır. Olayda adam almış eline, organize suç örgütü mensupları da var böyle, el bombasıyla, otomatik silahlarla poz veriyor. Ve siyasi olsun olmasın, bunları devlet araştırmadı. Ya kardeşim sen bu silahı nereden buldun? Kalaşnikov'un zaten ruhsatı olmaz. Yani nereden buldun, nereden aldın diye sorması gerekiyor. Bu noktada güvenlik güçlerinin daha duyarlı olması gerekir. Ama bu olayda provokasyon var mı? Dediğim gibi o 40 kişilik toplantı meselesi gerçekten düşündürücü bir mesele. Onun istihbaratının alınıp buna verilmiş olması örgütlü hareket edildiği yönünde bir düşünce yaratıyor. Buradan hareketle terör örgütü soruşturması yapılması gerektiğini düşünüyorum. Peki gözaltı süresi uygun mu? Hemen tutuklandı. Uzatılması gerekmez miydi? Aynı zamanda bir hukukçusunuz da siz. Şu anda avukatlık yapıyorsunuz. Şimdi şöyle, zaten bu şahsın irtibatlarının tespit edilebilmesi için bunun yapılması gerekir. Yani mesela bir Rus büyükelçinin öldürülmesi olayı vardı, biliyorsunuz, cinayeti vardı. Orada şahıs ölüyle geçirdiği halde aylarca bu şahsın bireysel ilişkileri falan araştırıldı. En azından buna gözaltında işte sormak gerekirdi. Yani sen kimlerle görüşüyorsun, telefon dökümlerinin alınması, ona soru sorulması gerekirdi. Ama şu anda o sorgudan kaçmış durumda görünüyor. O sorgunun dışına çıkarılmış gibi görünüyor. Tabii bu da örgütlü suç olduğunu ben düşünüyorum. Benim düşüncem o. Bir kişi o değil de bunun destekçilerinin olduğunu düşünüyorum. Bunların ortaya çıkartılmasında şu anda bir kaosa, asıl kaosa burada girildiğini düşünüyorum. Yani burada bir çıkmaza girildiğini düşünüyorum. Bunun dört dörtlük, yani kamuoyunda tatmin etmeye gerek yok. Ya sonuçta bir cinayet var. Hani normal, diyelim ki normal bir cinayet olayında bile kişiyi alıp 6-7 saat içerisinde adliye sevk etmezsiniz. Ki bu normal bir cinayet olayı gibi görülmüyor. Yani bir siyasi partinin, beğeniriz beğenmeriz, taraftarız değiliz, o benim için önemli değil. Bir siyasi partinin il binasına girip birisi sırf orada bulunuyor diye, yani çalışıp çalışmadığını bilmiyor, dışarıdan birisi ziyaretine gelmiş olabilir, yani ne olduğunu bilmiyor. Orada bulunan bir kişiyi hedef alıp öldürüyor. Ve siz buna meczup da diyemezsiniz. Böyle meczubiyet olmaz yani. Geçmişte zaten hep bu böyle oldu. Nerede Cumhuriyet aleyhtarı, nerede laiklik aleyhtarı, nerede devlet aleyhtarı bir şeyler yapıldı. Hep meczup denildi. O meczuplar daha sonra da gelip iktidar oldu. Gücü ele geçirdiler. Yani burada teknik olarak gerçekten problem var. Yani soruşturma açısından problem var. Bu problemin hukukçu kimliğimle bunu söylüyorum, mutlaka giderilmesi gerekir. Ya böyle bu şahsın geçmişe yönelik irtibatlarına bakılması lazım. Sosyal medya sordular mı bilmiyorum. Soruya bakmak lazım. Tabii şimdi soruşturma safhasında o paylaşımları neden yaptın? O silahları nereden buldun? Nerede eğitim gördün? Sana kim eğitim verdi? Sana bu eğitimi verenler şu anda ne eğitim yapıyorlar? Verdiğine dair ciddi bir iddia var ortada. İşte bunların sorulması lazımdı. En azından o bağlantıların ortaya çıkartılması lazımdı. Yani bu istihbaratı nereden aldın? Ben mesela hiçbir siyasi partiyle ilişkim yok. Bilmem hangi siyasi partinin şeyinde saat kaçta toplantı yapılır. Bilemem ya, nereden bileceğim. Bu adam da HDP il binasına devamlı gidip gelen biri olmadığına göre nereden öğrendin kardeşim sen burada bu saatte toplantı yapılacağını da gittin diye bir sormak lazım en azından. Bilmiyorum, görmemiz gerekiyor. Provokasyon Türkiye için zaten ne yazık ki makus bir talihtir. Türkiye'de Uğur Mumcular öldürüldüler. Türkiye'de Ahmet Taner Kışlaları öldürdüler. Birçok
siyasi cinayet oldu. Allah rahmet eylesin, bizim hocamızdı. Bahriye Uçok öldürüldü mesela. Bunlar hep provokatif cinayetlerdi. Dönem değişti ama provokasyonlar Türkiye'de değişmedi. Sabit kaldı. Siyasal iktidarlar gitti geldi. Provokasyonlar yine sabit kaldı. Ama ben şuna inanıyorum. Yani Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla siyaseten bir Türk savaşı, Türk-Kürt savaşı çıkarmak isteyebilirler ama tabanda böyle toplumda bir problem yok. Yani herkesin ailesinde Türk de var, Kürt de var, Laz da var, Çerkez de var. Netice olarak oradan zaten bir dikiş tutturamıyorlar bence. Alevilik, Sünnilik meselesinde de dikiş tutturabileceklerini sanmıyorum. Ben halkın içerisinde devamlı olan bir kişi olarak bunu söylüyorum. Siyasilerin de buna uyması gerekir. Yani her bu kavramları sahiplenmiş siyasetin de bu provokasyonlara yol vermemesi gerekir. Kapı peki açmaması gerekir. Peki. Çok teşekkür ederim. Önemli bir teknik değerlendirme yaptın. Yani 6-7 saatlik bir sorguyla bir herhangi bir cinayette bile, yani siyasi derinliği olmayan bir cinayette bile 6-7 saatlik bir sorguyla adliyeye sevk ya edilmez mesela, diyorsun. Bir şey söyleyeyim. Mesela biz cinayet masasında da çalıştım uzun yıllar. Yani biz en azından katili olay yerine götürüp bir olay yeri de tatbikat yaptırdık mesela. En azından bir bu yani. Nasıl girdin, nasıl çıktın, nereye çıktın, elinde ne vardı falan, bunları sorardık, kameraya alırdık, mahkemeye delil olsun diye. O bile yok yani. Çok enteresan. Peki Sayın Bila, Fikret Bila, siz bu saldırıyı nasıl değerlendirdiniz? Diğer konuklarımızın da değerlendirmeleri ışığında. Evet Merdan Bey, şimdi bu olay bir siyasi cinayettir. Önemli tarafı siyasi olmasıdır diye düşünüyorum ben. Elbette bir cinayettir Sayın açan onun teknik boyutlarını söyledi ama olayın siyasi olması önemlidir. Organize, planlanmış bir siyasi cinayettir. Türkiye açısından bir işaret sayılabilir. Tabii en önemli ayrım noktası bu. Siyasi bir cinayet. Evet. Üzerinde çok dikkatle durulması gerekir. Türkiye'nin yeni bir sürece girdiğinin bir hamlesi olabilir. Bir ilk işareti olabilir. Çünkü MİT eski yetkilisi Mehmet Eymür de bu sürecin siyasi cinayetlere gidebileceğini ifade etmişti. Bu mafyatik olayların konuşulduğu dönemde devlet içerisinde mafyalaşma ve diğer çatışmalar ortaya çıktığında. Benim endişem şu, cinayet gayet soğukkanlı, profesyonel, faşist zihniyetli bir katil tarafından işlenmiş, gayet rahat yakalanmış, yakalanma endişesi olmayan ve ilk ifadesinde de tıpkı Abdi İpekçi'yi katleden Mehmet Ali Ağca gibi tek başıma yaptım, kimseyle bağlantım yok demiştir ki bu ifade aslında bu işin organize olduğunu gösterir. Çünkü bu katillere ilk yönetilen şey yakalandıklarında yalnız olduklarını savunmalarıdır. Tıpkı o gün Samast'ın Kurant'taki katlettikten sonra söylediği gibi. Bunlar profesyonel katiller. Bu çok açık bir şekilde gözüküyor. Organize bir cinayettir. Halkı sokağa dökmeye dönük bir cinayettir. Provokasyon yönü vardır. Ve bunun arkasında çok önemli bir güç vardır. Bence soruşturmanın, yargılamanın ulaşması gereken asıl hedef bu gücü ortaya çıkartmaktır. Elbette HDP'nin İzmir İl Başkanlığı'na yapılan saldırıyı tekrar ben lanetliyorum, kınıyorum. Deniz Yavuz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Orada o saatte bulunmuş olmasıyla gencecik bir kadın yaşamını yitirmiş oldu, katledilmiş oldu. Ve o kadar profesyonel, soğukkanlı bir katilden söz ediyoruz ki katlettikten sonra Deniz Yavuz'u maktulenin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşacak kadar bu kadar işin üzerine giden, bunu bilerek yaptığını yansıtan ve mesaj veren bir katilden söz ediyoruz. Ve belki de arkasının sıvazlanacağından umudu olan ve o rahatlık içerisinde cezaevine giden bir katilden söz ediyoruz. Bu Türkiye'de yeni siyasi cinayetler serisinin ilk işareti olabilir. Bu bakımdan bütün siyasi partilerin, bütün ilgili kurumların, bütün demokratik güçlerin bir araya gelip kafa kafaya verip bu sürece dur demelerini gerektirecek bir bilinç göstermeleri gerektiği kanaatindeyim. Onun için HDP'ye yapılan bu saldırının demokrasiye yapıldığını unutmayalım. Ben yaş kuşağı olarak 12 Eylül öncesinde üniversite öğrencisi olan biriyim. O süreci yaşamış biriyim. Binlerce gencimizin canından olduğu o sürecin nasıl yönetildiğini bilen biriyim. Ama şunu da biliyoruz ki o süreçler hep demokrasiyi askıya almak için yaşatılmış süreçlerdir. Türkiye'de yeniden böyle bir risk doğabilir. Bunun bir ön habercisi olabilir.
Bu bakımdan herkesin, her partinin çok uyanık ve ayakta olması gerekir. Dolayısıyla ben saldırıyı sadece HDP için yapılmış bir saldırı gibi görmüyorum. Demokrasimize yapılmış bir saldırıdır. Demokratik faaliyetler yapılmış bir saldırıdır. Ve bir baskılama olayıdır bu aynı zamanda. O nedenle sadece HDP değil, bütün siyasi partilerin siyasi görüş farkı elbette vardır ama onları bir araya bırakarak Türkiye'nin yeniden bir şiddet dönemine, bir iç terör dönemine, bir iç çatışmaya, bir kaosa sürüklenmesinin önüne geçmek gerekir. Bu bilinçle hareket edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Peki. Çok teşekkür ederim. Mehmet Bey, Mehmet Tezkan, çok beklettik. Bu ırkçı ve faşist bir siyasi cinayet. Bu çok net. Adam zaten bunu gizlemiyor. İlk ifadesinde bunu net olarak ortaya koymuş. Hani gerçekten Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, barışına, demokrasisine sıkılmış bir kurşun. Öyle anlaşılıyor. Nasıl değerlendirdin? Benim 18 dakika programında söylediğim ve bu programın başında da çok hızlı bir şekilde ana hatlarıyla özetlemeye çalıştığım bir kaos planının devreye sokulduğunu düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. İki açıdan değerlendireyim. Birincisi, şimdi yani Trabzon'daki rahibin öldürülmesine bakalım, Hrant'ın cinayetine bakalım. Öldüren kişiler çıktılar, yalnız kurt dendi onlara. Öyle bir şey. Aynı portreyi çiziyor. Evet, yalnız yani Fikret Bey'in işaret ettiği önemli. Yani Mehmet Ali Ağaç'a İtalya'da verdiği ifadede ben goşistim demişti. Bireysel teröristim demişti mesela. Çok ilginç. İşte o gün Samas'ta işte o çıktı, yalnız kurt dendi bunlara. Ama bir baktık gitti. Mesela o kadar rahat gitti ki jandarmalarla işte fotoğraflar çektirdi. Türk bayrakları bilmem ne. Sonunda gidip teslim oldu. Sonunda o davaya baktığımız zaman arkasında devlet çıktı diyebileceğim. Yani polis müdürleri çıktı, istihbaratçılar çıktı. Yani devletin içinde görev yapan resmi elbiseli insanlar çıktı ona destek verenler. Şimdi bu cinayette de siyasi bir cinayet ama insanın aklına böyle pis kokular geliyor. Yani arkasında ne var? Niye bu kadar hızlı tutuklandı? Niye bu kadar sorgulanmadı? Niye arkasına gidilemiyor? Bir anda cezaevine yollanıp da ilişkiler kesiliyor. Yani o gün Samas cinayetine bakıyoruz. Evet, o gün Samas cinayetinin arkasında polis müdürleri varsa bunun arkasında da birileri mi var? Bak, kimseyi suçlamak istemiyorum ama insan şimdi o kadar çok şey yaşadık ki bu ülkede gazeteci olarak her konunun arkasında ileriki yıllarda başka şeyler çıktığını gördük. Son bizim yaşadığımız geçmiş dönemdeki bu siyasi cinayetlerin arkasında bazı devletin içinde bulunan bazı grupların organizasyonları çıktı. Ha, bunlara FETÖ'cüler dediler, şu dediler, bu dendi. Şimdi de böyle bir organizasyon, böyle bir şey görevden vazife çıkarıp ha bu devirde de ben bunu yapalım demiş olabilirler. Bu birinci boyutu ve büyük bir ihtimalle bu büyük bir komplodur. Bir şeylerin hazırlığı gibi duruyor. Peki diyelim ki hayır, böyle bir şey yok. Biz fazla geçmişe yönelik takıntılarla böyle yapıyoruz. Adam çok sinirlendi, gitti basmağa kalktı. Peki o adam niye sinirlendi, HDP'yi basmağa gitti? Şimdi siyasi söyleme bakalım. MHP liderinin ısrarla bu HDP şöyledir, HDP böyledir, kapatılsın. Başsavcı koşa koşa gitti, bir tane şey yazdı, iddianame yazdı. Ya, yolladığı iddianame Anayasa Mahkemesi'nden geri döndü. Anayasa Mahkemesi'nin raportörü okudu iddianameyi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yazdığı iddianameyi, ya dedi ki böyle iddianame olmaz, geri yolladı. Bakın Türkiye bunu da yaşadı. Bunu niye peki yazıldı? Sadece siyasi bir iddianame çünkü siyasetçilerin talebiyle, MHP'nin isteği ve siyasetçilerin talebiyle hazırlanmış bir iddianame. Tabii ki Bahçeli istedi diye, yani AK Parti ya olur mu olmaz mı parti kapatmak zordu diye Bahçeli öyle bir bastırdı ki yani şeye geldi. Cumhur İttifakı'nı sanki bozacağım. HDP kapatılacak. Başka çaresi yok dendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı peki dedi, mecburen yani talimatla diyeceğim bir iddianame hazırladı. Şimdi böyle bir ortam, diyelim ki bundan etkilenen, bu iddianameden etkilenen bir kişi de gitti bastı. Bakın bu da bir siyasi cinayeti, siyasetin yönlendirmesidir. Siz bir partiyi bu kadar şeytanlaştırırsanız, bu kadar
terörle iç içe koyarsanız, bu kadar Türkiye düşmanı haline getirip o imajı yaratırsanız bir kişi de çıkar bunu yapar. Şimdi iki tane şey var. Bir, talimatla yapmış Türkiye, büyük bir ihtimalle talimatla yapmış. Arkasında devletin içindeki bazı kişilerin desteği vardı. Çünkü o destek olmadan böyle bir hamle yapılmaz. Bunun en büyük şeyi de kısa sürede insanın çok derinleştirilmeden sorgulanıp hemen cezaevine yollanması, bunun en büyük ispatı. Bu olmadı diyelim, öbürküsü de bu kadar çok tahrik edilirseniz, bu kadar çok şeytanlaşırsanız sonuçta peki, bu olur. Yarın öbür gün bakın CHP'yi de HDP, CHP, PKK, DHKPC falan sayıyorlar ya. Yarın öbür gün birisi de çıkar, ben bunu işte çok sinirlendim der, CHP'ye bir yalnız kurt derler, saldırırlar. Bakın peki, İçişleri Bakanı'nın da konuşmaması bu konuda, hemen devreye girmemesi. Hala AKP başsağlığı bile dilemedi. Yani saldırıyı dinleyen bir açıklama yok AKP'den. Çok tabii ilginç. Çok manidar ve evet, çok üzücü yani Türkiye. Sevgili açısından. Mehmet, burada bir toparlarsan Sezai Bey'e tekrar döneceğim. Çünkü yani ilk bölüme katılacak zannediyorum. Başka programları da var. İkinci bölüme ben kalamadı. Ben bırakayım sözü ona. Tamam, peki, benim tamam, sözüm bu kadar. Yani iki evet, şey söylüyorum. Ya bu siyasi iktidarın tarihi vardır, ya devlet içinde bir organizasyonun sonucudur. İki şıktan birisi. İkisi de çok kötü. Hemen çok bilgiyi ver istersen, çantayla git. Zahir Bey, şimdi size döneceğim ama Sayın Adil Serdar Saçan'a önemli bir bilgi geldi. O bilgiyi bir paylaşsın, size veriyorum sözü. Yani şöyle, net olarak tabii söyleyemeyiz ama o çantanın, o hani araçtan indiği zaman elinde bir çanta var ya, bu çantanın içerisinde başka silahlar olduğu yönünde bilgiler geliyor. Yani o çanta bulunmadığı, yani şey çok önemli değil ama o çantanın otomatik içerisinde başka silah olup olmadığı konusunun mutlaka araştırılması lazım. O çantanın mutlaka bulunması lazım. Bulundu mu bulunmadı mı bilmiyorum. Yani ben olayın dışındayım ama taksiden bir çantayla iniyor. Yani eyleme evet, giden kişi tabancayı o bavul gibi çantada taşımaz. O çantanın içerisinde başka bir şey olma ihtimali var. Bunun üzerine mutlaka gidilmesi gerektiğini söylüyorum. O yönde de bazı arkadaşlarımız bilgi atıyorlar, bilgi veriyorlar. Evet. İki Uzi suikast silahının olduğuna dair bir iddia, bilgi bu. Önemli bir ayrıntı. Sezai Bey, buyurun, sizden bir son değerlendirme alalım. Bu bölüme son vereceğiz çünkü. Kısa bir araya gideceğiz daha sonra. Evet, stüdyodaki konukların da, diğer konukların da aslında ortaklaştığı şey bir siyasi cinayet olduğu konusu. Bir başka ortaklaşılan şey, iktidar ortaklarının hem Erdoğan'ın hem Bahçeli'nin sürekli HDP'yi hedefleştirmesi, HDP'ye saldırması. Kendi iktidar bekalarını sürdürebilmek uğruna işte bu topluma bu nefret tohumlarını ekmeleri. Bunlar hep öğrene geldiğimiz, bile geldiğimiz, gözdeye geldiğimiz şeyler. Kimse bunları bilmiyorduk diyemez. Bunlar hepimizin gözü önünde gerçekleşti. 2014'ten bugüne kadar aslında bu senaryonun içindeydik. Ama özellikle 7 Haziran'dan sonra AKP iktidarı kaybettikten sonra adeta ülkeye bir savaş konsepti dayattı. İşte Suruç katliamında gördük bunu, Ankara Gar katliamında gördük bunu. Neden bunları hatırlatıyorum? Çünkü bakın, bütün bunların beslendiği kaynak aslında Suriye Savaşı'dır. Suriye iç savaşıdır. Türkiye'nin orada ortaya koymuş olduğu tercihlerdir. Çetelerle orada kurmuş olduğu ilişkilerdir. Bugün Türkiye'ye baktığımızda iktidar bloğunun içinde bir yanda mafyalaşmış siyaset, bir yanda çeteleşmiş siyaset, paramiliter güçler ve yolsuzluğa bulaşmış bir iktidar kurgusunu görüyoruz. Şimdi bu iktidar ayakta durabilmek için sürekli olarak bu kaosu beslemek zorunda. Bu kaosu beslerken de aslında toplumu hazırlamış olduğu Kürt düşmanlığıyla, HDP düşmanlığıyla bunu besliyor. Hedef haline gelmemizin nedeni de bu. Biz artık bunun farkında olarak harekete geçmeliyiz. Deniz'in cenazesinde İzmir'de bugün yan yana gelen demokrasi güçleri, yan yana gelen siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, sendikalar aslında bu iradeyi ortaya koydular.
Deniz'in ölümü vesilesiyle belki bu oldu ama geç kalmış bir şey oldu ama çok net tavrını bugün Türkiye'deki bu demokrasi güçleri koydu. Yani şu dile getirildi. Bir toparlarsanız Sezai Bey. Farkındayız. Buradan çıkışın yolu demokrasidir. Buradan çıkışın yolu barıştır. Buradan çıkışın yolu müzakeredir. Bu çok önemliydi. Maalesef çok şeyi ihmal ettik. Maalesef birçok aslında ortaya çıkmış olan bu tablonun sorumluluğu hepimizin payına düştü. Ama hala başarabiliriz. Bu siyasi cinayetlerin son olmasını istiyorsak, bu kaotik düzenin sonlanmasını istiyorsak, bu işin sona ermesini istiyorsak, bu iktidarın sona ermesini sağlayacak hamleleri yapmak zorundayız. Hepimizin üzerine düşen sorumluluk budur. Bugün Deniz'in mezarı başında da herkes Deniz'e bu sözü verdi. Bu aslında bu yan yana gelişlerin nedenli önemli olduğunu bu acı sahnede bir kez daha yaşamış olduk. Çünkü iktidar bloğunun içindeki farklı farklı kampların birbirine karşı harekete geçtiği bir son dönem izliyoruz. Tüm bunları birlikte durdurabiliriz. Benim kısaca toparlamaya çalışacağım şey bu. Çok gerçekten herkesin bu konuda duyarlılık sergileme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim Sezai Bey katıldığınız için. Değerli seyirciler, kısa bir ara vereceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Programımızın ikinci bölümüne İçişleri eski bakanlarından Sayın Saadettin Tantan katılacak ve önemli uyarılar yapacak, önemli bilgileri bizimle paylaşacak. Yeniden merhaba değerli seyirciler. Haber Analiz Programı 5. Boyut'u izliyorsunuz. Bu bölümde aramıza İçişleri eski bakanlarından, emniyet kökenli eski emniyet müdürlerinden Sayın Saadettin Tantan var. Saadettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlardan biri. Çok teşekkür ederim. Hemen diğer konuklarımızı da hatırlatmak isterim. Evet, emekli general, siyaset bilimci doktor Sayın Haldun Solmaz Türk, gazeteci yazar Sayın Fikret Bila, gazeteci yazar dostumuz Sayın Mehmet Tezkan ve stüdyomuzda hukukçu, emniyet eski müdürlerinden Sayın Adil Serdar Saçan var. Şimdi Saadettin Bey, programımızın ilk bölümünü izlediniz zannediyorum. Türkiye'nin bir kaos ortamına sürüklenmek istendiğine dair bir görüş birliği oluştu programa katılan dostlarımız arasında. Gazeteciler var, silahlı kuvvetler kökenli siyaset bilimciler var, emniyet kökenli olanlar var ve siz siyasetten geliyorsunuz. Önemli bir dönemde görev yaptınız. O dönem mafyanın çökertildiği, büyük yolsuzluk soruşturmalarının yapıldığı, büyük siyasi cinayetlerin çözüldüğü, Uğur Mumcu cinayeti gibi büyük operasyonlara da imza atmış bir siyasetçisiniz, bir İçişleri Bakanısınız. Bu döneme ilişkin de uyarılarınızın olduğunu düşünüyorum. Sizinle konuştuk, değerlendirme yaptık. Türkiye bir kaosa sürüklenmeye çalışılıyor. Bir dizi provokasyonun bunun arkasından planlandığı anlaşılıyor. Fakat büyük bir tepki oluştu İzmir'deki HDP'ye yönelik saldırının ardından. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Bir kaosa mı sürükleniyor? Benzer suikastler ya da saldırılar gerçekleşecek mi? Böyle bir bilgiye sahip misiniz veyahut böyle bir değerlendirme yapıyor musunuz? Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Size ve değerli konuklarınıza saygılar sunuyorum. Bir projeyle Türkiye karşı karşıya. Ama bunu okumak için önce Türkiye'deki bugün siyasi zihniyetin uyguladığı dış politikaya bakmak gerekiyor. Yani burada Türkiye'deki kaos kime yarayacak? Tabii ki yıllar içerisinde uygulamaya sokulan bu bölgede Amerika'nın, İngiltere'nin ve İsrail'in bu bölgedeki hakimiyet projesinin David Phillips'le düşünce kuruluşlarında ortaya çıkarılan ve sonradan uygulamaya sokulan proje Türkiye ve Türkiye kullanılarak büyük mesafe kat etti. Böyle bir noktaya geldi ki artık Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şekilde dönüştürülmüş oldu. Şimdi tabii ki bu İzmir'deki olay hepimizi düşündürmesi gereken bir olay. Orada bir Türk vatandaşı bir hain tarafından katledildi, öldürüldü ve büyük bir tepki oluştu. Ama burada şuna da dikkat etmesi gerekiyor özellikle HDP'li siyasetçilerin. Onlar da bunu şeye dönüştürmeye kalkmaya çalıştılar. O da çok tehlikeli bir yaklaşım.
Şimdi burada tek kişinin bir eylemi söz konusu. Ama burada ben inanıyorum ki Cumhuriyet Savcılığı Mahkeme bunun geçmişi de araştıracak. Minbüş'teki olayları, oradaki yaklaşımları, oradaki silahlı gösteriler falan hepsi araştırılacaktı. Tek kişinin bir cinayet işlediği ortaya çıktığı için de ister istemez Suç Ceza Mahkemesi hemen bunu tutuklamasına karar vermişti. Ve süreç içerisinde mutlaka şey yapılacaktı. Ama burada Türk halkının şuna dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi zihniyeti sürekli suçu başkalarına iterek, düşman yaratarak bu ülkeyi 19 yıl yönetti ve yönetmeye devam ediyor, etmek istiyor. O bakımdan da çok dikkatli olmak gerekiyor. İktidarda kalabilmesinin bir takım kalabilmesi için işte Biden'la yaptığı görüşmede milletçiliği alamadığı ortaya çıkıyor ve Amerika, İngiltere, İsrail'in arasında sıkışmış vaziyette. Bir şekilde de Rusya'nın arasında sıkışmış vaziyette. Şimdi ne tarafa gidecek, kimden, kimle birlikte olacak o belli değil. Kendi iktidarını devam ettirmek istiyor çünkü halkın kendisini yargılanmasından korkuyor ve çekiniyor. Böyle de bir Türkiye var. Dış politikada da yapabileceği çok şey var. Onu yapamıyor çünkü yönetemiyor. Potansiyel gücü kullanamıyor. Reel gücünün tutsak olduğundan dolayı da hareket kabiliyeti yok. Burada muhalefet partilerine düşen çok büyük görev var. Bunu yapabilirler. Onlar da bu gidişi durdurabilecek bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de bu projeye dahil etmek için çaba gösterebilirler. Ama muhalefet partileri de böyle bir projede var mı yok mu bilmiyorum. Ne yapabilirler? Özellikle örgütlü suçlarda, çıkar amaçlı suçlarda, örgütlü terör suçlarında, sınır aşan suçlarda baktığımız zaman cezada sistemindeki hukuk araçlarının eksik olduğunu görüyorsunuz. Bunların yeniden Türk hukuk sistemine, var olan Türk hukuk sistemine girmiş olan uluslararası sözleşmelerin eyleme dönüşmesi bakımından da Türkiye'nin ihtiyacı olan güvenlik mimarlığı, o güvenlik mimarlığı altında Türkiye Başsavcılık Müessesinin kurulması için sadece parlamentoya birkaç maddelik yasanın teklif edilmesi gerekiyor. Çok basit bir şey bu. Yani bu denilecek ki efendim siz HDP'yi kapatmakken niye uğraşıyorsunuz? Sizin Türkiye'yi tehdit eden, içten ve dıştan tehdit eden ve yabancı servislerin yıllarca kullandığı ve Türkiye araştırma projesi içerisinde kullandığı bir taraftan Ermeni soykırımı, bir taraftan Kürtçülük hareketi ki bunlar ikisi iki harekette emperyal güçlerin Osmanlı Devleti'nin parçalanmasında kullanılmış. Bununla beraber bir takım İngiliz istihbaratının dini kullanarak ortaya koyduğu bir takım örgütsel yapılar var. Hala bunlar geçerliliğini devam ettiriyor. Bir kısmını Türkiye kucağında buldu. Bunlara karşı mücadele etmesi için Türkiye Başsavcılık Müessesi yurt içinde ve yurt dışında Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, dünyanın neresinde olursa olsun onların hukuk zemininde, uluslararası zeminde ve Türkiye yönelik yurt dışından müthiş bir algı, enformasyon bilgi savaşı var. Çağın en büyük savaşlarından birisi. Ticaret savaşları var, enerji savaşı var, hukuk savaşları var. Buna karşı toplumun bilinçlendirilmesi ve toplumun bireyin hak hukukunu ve her şeyini koruyup kollaması bakımından da kolluk güçlerinin, istihbarat teşkilatlarının, güvenlik güçlerinin, uzmanların, hakimlerin, savcıların, gazetecilerin, televizyoncuların bu sistem içerisine girilerek o ülkelerde hukuk zemininde mücadele edecek ve Türkiye'nin bu algı ortadan kaldırılacak ve Türkiye'yi tehdit eden cemaat yapılanmaları kimin nerede parası varsa, ofisi varsa, gücü varsa o ülke hukuk zemininde, adalet zemininde itiz hale getirecek ve tutuklanacak. Paralarını el konacak. Bu kadar basit. Bu zor bir şey değil. Hiçbir ülkede buna karşı çıkamaz. Bunu iktidar yapamaz. Çünkü örgütlü suçun derebeyleri yıllar içerisinde ülke kaynaklarını kendi vatandaşlarına kazandırırken cemaatler de aynı kazanım içerisinde oldular ve PKK ve YPG de kazanım içerisinde oldu. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in ve İngiltere'nin bu bölgedeki kullanılabilir bir gücüne dönüştü. Bunları ortadan kaldırabilir miyiz? Kaldırabiliriz. O bakımdan içerideki uygulamaya sokulmak istenen projeye karşı Türk halkının bugün ortaya koyduğu tepki son derece doğru bir tepki. Hepimiz onu kınıyoruz ve lanetliyoruz.
Yani kim olursa olsun iktidar sahiplerinin asil görevi nerede olursa olsun bireyini, vatandaşını yurt içinde yurt dışında koruyup kollamak, onun refahını, hukukunu, hakkını savunmak, ona gelecek her türlü tehdidi ortadan kaldırmaktır. Bu bakımdan da ne yapması gerekir diye ortaya bir şey koyduğumuz, mesela denenmiş olaylara bakımından ifade etmek istiyorum. Kırık cam teorisi. Nedir kırık cam teorisi? Özellikle çok üst seviye bir mahalle veya bir şehre bir araba bırakır, lüks bir araba. Lüks arabaya hiç kimse dokunmaz. Ama arabanın camı kırıldığı takdirde, bir camı kırılır, ondan sonra orada diğer cam kırılır, lastik çalınır ve otomatik olarak araba ortadan kalkar. Bu şu demektir, eğer siz uyguladığınız uygulamada ülkenin yasalarını, hukukunu, adaletini eğer müsamaha ediyorsanız, onu görmezden geliyorsanız, eğer elinizdeki yasal mevzuatı uygulamaya sokmuyorsanız, oradan her türlü illegalite ortaya çıkar ve hakimiyet gücü ortaya çıkar. Türkiye'yi bir kaosa sokmak üzere bazı eylemlerin planlandığına dair de ortada bir takım iddialar var. Bize bu yönde bilgiler geliyor. Yeni saldırılar vesaire. Buraya hızla gelirseniz bunun üzerinden bir ilerleyelim. Ona da geleceğim. Yani burada söylemek istediğim konu şu. Siz elinizdeki mevzuatı, yasaları veya yetkinizi, gücünüzü, ülkenizin, milletinizin lehine kullanmazsanız illegal anlamda illegalite ortaya çıkar ve hakim olur. Legal anlamda da zaten her türlü affları ortaya çıkar, affederek ve kendisine oy vermeyenlere, kendisinden yana olmayanlara düşman ilan eden bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. O bakımdan da Türkiye'de her an patlamaya hazır, kullanılabilir, yabancı servislerin kullanıma hazır, siber savaşlar bakımından sosyal medyada kullanılan milyonlara varan bir altyapı var. Buna karşı Türkiye'de siber savaşlara karşı polisin, istihbarat teşkilatının, güvenlik güçlerinin, jandarmanın bir altyapısı var ama bu kafi mi değil. Halkın da bu konuda duyarlı olması gerekiyor. O bakımdan da bu her türlü sokaktaki eylemsel harekete karşı halkı sokağa sürüklemek ve halkla halkı bir şekilde çatıştırmak isteyen bir zihniyet de var. Bu konuda toplantılar yapılıyor, takip ediliyor. Nasıl bir şekilde? Efendim, AKP 15 Temmuz'un araştırmasını engelledi. 15 Temmuz bir projeydi, engelledi. Ortaya çıkmasını engelledi. Orada bir kazanım elde etmeye çalıştı. Yine aynı şekilde iktidarda kalabilmek, kazanım elde etmek için bir düşman yaratmak mecburiyetinde. Kime karşı savunacak? Suçlu kim? Suçlu işte kendi içerisinden çıkacak sokağa, hakim olmaya çalışacak ve çatışma ortamına sürüklenecek kim olabilir? İşte bu İzmir olayı çok önemli. Yani bugün PKK'nın mal varlıkları bakımından çok büyük mal varlığı var. Hakimiyeti bakımından çok büyük hakimiyeti var. Gömdüğü silahlar, bombalar hala hafızalarımızda. Bunu istihbarat teşkilatı yetkilileri söylediler. Oslo görüşmelerindeki İngiliz İstihbarat Başkanlığı'nın emir komutasında taraf olarak oturtulmuş, organize suç örgütü ve terör örgütüyle taraf olarak oturtulmuş bir Türkiye var. Kimliğini kaybetmiş ve İngiltere'ye teslim olmuş bir Türkiye var. Şimdi burada bu eyleme sokulabilir mi? Sokulabilir. İktidar çünkü nasıl NATO, Amerika kendisini yıllar içerisinde hakimiyet için hep düşman olarak gelmişse, Türkiye'deki siyasi kadrolarda Amerika'dan icazet aldığı için aynı şekilde iktidarını devam ettirmek bakımından bir düşman bulması gerekiyor, yaratması gerekiyor. Bu proje İzmir'de eyleme sokulmaya çalışıldığı belli. Süreç içerisinde savcılık ve mahkemeler ve polis teşkilatı bunu ortaya çıkaracaktır. Tabii ki bugünkü cezaevi sisteminde iddia makamı ve araştırma makamı savcılık olduğu için ne kadar delil elde bilinmez. O bakımdan da bu konuda fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama peki Sayın Bakanım, bu toparlarsanız diğer konuklarımıza geçelim. Hepimizin uyanık olması gerekiyor. Bu turu toparlayalım lütfen. Hepimizin dikkatli olması gerekiyor, uyanık olması gerekiyor. Ve tarihleri kapamamız gerekiyor. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Toplumu bilgilendirmemiz gerekiyor. Halkın siyasetçilerin nefret dilini kullanmaması gerekiyor. İktidar nefret dilini kullanıyor ama muhalefet de ona
bu şekilde cevap vermemeli. Muhalefetin yapması gereken eylemsel anlamda yasal zeminde, Büyük Millet Meclisi zemininde iktidarı sıkıştırmak ve ihtiyaç olan yasaların parlamentoya sunulması, iktidar bunu reddettiği takdirde de onun niyetinin ortaya çıkmasını ortaya çıkarmak gerekiyor. O Peki. zaman Türk halkı kendi geleceğine sahip çıkacaktır. Peki. Çok teşekkür ederim. Biraz konuşmaları beşer dakikayla sınırlayalım turu tamamlamak için değerli konuklar. Sayın Solmaz Türk, buyurun efendim. Sayın Solmaz Türk, mikrofonunuzu kapatmışsınız. Açarsanız lütfen. Mikrofonunuz kapalı. Evet. Evet, şimdi sesiniz tamam. Evet, evet. Tekrar özür diliyorum. Efendim şöyle, madde başları olarak bir iki hususa değinmek istiyorum. Birincisi, bu tür eylemler hiçbir zaman tesadüfi değildir. Yani bu silahlı şahıs oraya İşte evinde otururken aklına gelip de böyle birdenbire kalkıp gelmiş değildir. Bunun mutlaka bir hazırlık aşaması vardır. Mutlaka bunun etrafında bir ekip vardır. Ve mutlaka keşfini yapmıştır. Mutlaka. Dolayısıyla işte bunu tespit edemedik, işte böyle böyle birdenbire oldu, biz de gittik yakaladık ettik demenin inandırıcılığı yoktur. Bunun etrafına, önüne arkasına, geçmişine bakılması mutlaka ve mutlaka lazım. İkincisi şu, tabii bu olay, söyledim bir daha söyleme ihtiyacını hissediyorum. Bu sadece HDP meselesi değildir. HDP'de olsa, başka bir şeyde olsa, ülke, eğer siz bir devletseniz, bir cinayet işlenmişse, bunun hesabını sormanız gerekir kanunlarınız çerçevesinde. Çatışmada yakaladığınız PKK'nın bile kanunen tanınmış hakları vardır. Devletseniz devlet onuru, devletin görevi, devletin üniforması, kanunlar ona, o PKK'lıya ne hak tanıyorsa onun gereğinin yapılmasını ister. Eğer devletseniz, devlete saygınız varsa. Tabii geçmişte CHP Genel Başkanı biliyorsunuz saldırıya uğradı. İyi Parti Genel Başkanı yakın zamanda saldırıya uğradı. Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı saldırıya uğradı. Oradan kendisine parti diyen, partilikten çoktan çıkmış olan grubun başındaki şahıs kalktı, dedi ki bunu kendisi planlamış, bunu kurgulamış, üstelik bir de dedi kayda almış, milleti kandırıyor diyecek kadar şuurunu yitirebildi. Böyle bir ortamda her şey olabilir. Nitekim oluyor. Oradan buraya geldik. Onun için tekrar dönüp tekrar büyük resme bakalım diyorum. Bir tırmanma var. Bu olaylar, gelişmeler mutlaka birbiriyle ilişkili. Bu ilişkilerin mutlaka ortaya çıkartılması lazım. Peki kim çıkartacak? Tabii ki yargı çıkartacak. Yargı dediğimiz savcılar. Şimdi tabii o arada iki yani meslekten polis olan değerli konuklarınız var. Benim belki konuşmam abes bu konuda ama bizim de az çok polis olmazsak da bu işlerin içinden tabii gelmişliğimiz var. Bunu daha önce çok gündeme getirdim. Sizin programlarınızda, başka yerlerde bir daha söylüyorum. Şimdi bakın, bu olay meydana geldiğinde İzmir Valiliği'nin ilk açıklaması var. Şöyle, işte ilimizde 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu iş alanının ikinci katında sağlık çalışanıyken ayrılmış falan öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Kim araştırıyor? Şimdi bakın, araştırılmaktadır deyince buradan anlaşılan valilik araştırıyor. Valiliğin bu konuda bir laf söylemesi abestir. Valiliğin bu konuyu araştırma diye bir yetkisi yok zaten. Niye bunu söylüyorsun? Neye dayanarak söylüyorsun? Olay olmuşsa bir kere olayın, tamam, polis bunu önlemek zorundaydı. Önleyemedi, bu iş meydana geldi. İş meydana geldikten, bu cinayet işlendikten sonra sorumluluk İzmir Cumhuriyet Başsavcısındır. Valilik sadece tahsis ettiği adli kolluk görevleri vasıtasıyla başsavcıya destek verir. Bunun kontrolü başsavcıdadır. Buna rağmen ertesi gün, yani 18'inde İzmir Valiliği tekrar açıklama yapıyor. İşte şöyle şöyle oldu, tekrar açıklama yapma zarureti de olmuştur.
Olay olduğu andan itibaren tüm adli olaylarda yargı olduğu gibi yargı süreci başlamış. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kontrolünde polis tüm delilleri toplamıştır. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Ne demek polis tüm delilleri toplamıştır başsavcılık kontrolünde? Orada toplayan polis değildir. Orada toplayan polis, yani adli kolluk, başsavcılığın personelidir. Orada artık bunun ayrılması gerekir. Bu konuda valiliğin, yani yürütmenin bir parçası olan, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan, onun uzantısı olan, iktidarın bir parçası olan valiliğin artık bu konularda konuşma yetkisi yoktur. Susması gerekir. Kamera kayıtlarının silindiği, bilgisayarlara format atıldığı iddiası tümüyle gerçek dışıdır. Bunu söyleyen valilik. Peki savcı, bu gerçekten böyleyse bunu tespit edecek olan savcıdır. Böyledir veya değildir diyecek olan savcıdır. Valilik bunu söyledikten sonra Türkiye'deki iktidar ikliminde, yönetim ikliminde savcı, bu kayıtlar silinmiş bile olsa savcı evet silindi diyebilir mi? Veya efendim sanığın valiliğimize ait otelde konakladığı müştemilatından yararlandığı iddiaları da tamamen gerçek dışıdır. Bunu söyleyen de vali bey. Bakın hep aynı yere geliyoruz. Vali bunu söyleyemez. Vali bu konuda çenesini kapatıp savcının görevini yapmasını beklemesi gerekir. Sabırla, kanuna saygı duyarak kanunları çiğniyor. Gizli olması gereken soruşturmaya müdahil oluyor. Yargıyı etkiliyor. Şu andaki yargı sürecini etkiliyor valilik. Bu açıklamalarıyla. Bakın bu sakatlıkların behemehal düzeltilmesi gerekir. Bu yapılanın amiraller olayında İçişleri Bakanı'nın çıkıp bir saati aşkın süre canlı yayında savcı gibi, hakim gibi o amiralleri mahkum etmesinden hiçbir farkı yoktur. İşte bunun için, bakın çok spesifik örnek veriyorum, bakın. Bunun için örnek budur, bakın görüyorsunuz, gözümüze sokuyor İzmir valisi. Nerede İçişleri Bakanı? Niye bu valiyi görevden almıyor? Bakın bu şekilde hiçbir olayı açıklığa kavuşturamazsınız. Son olarak şunu söyleyeceğim. Buyurun. Zamanımız tabii az olduğu için söylenecek çok şey vardı. Biliyorsunuz 6 Ocak'ta Amerika'da, Washington'da bir kalkışma oldu. Yani bitmiş ve sonuca bağlanmış bir seçimin en son aşamasında artık bir, yani kanunen yapılması gereken bir ilan noktasında parlamento basıldı ve şiddet yoluyla ki insanlar da öldüler, şiddet yoluyla seçimin sonucu değiştirmeye teşebbüs edildi. Bakın burada şunu gördük o zaman. Amerika bunu hala soruşturuyor bakın. Bakın neredeyse 6 ay oldu. Amerika hala bunun soruşturmasını sürdürüyor. Tek tek iz sürüyor. Şunu gördük. Burayı basanların büyük bir kısmı ya ordudan, ya güvenlik kuvvetlerinden, polisten, ya da bunların emeklileri. Şimdi bunun izini sürüyorlar. Ve her birinin hesabını soruyorlar. İşte kurumlarınız varsa, kurumlarınız hala ayaktaysa, kanunlarınız varsa, hukukun üstünlüğü diye bir kavramınız varsa, demokrasiniz çalışıyorsa, işte o zaman bu tür kalkışmaları bile üstesinden gelebilirsiniz. Peki. Bakın kısa bir süre sonra gereğini yaptılar. Ama bakın tekrar ediyorum. İzmir Valiliği'nin 17 ve 18 Haziran 2021 günleri yaptığı şu iki açıklama Türkiye'de bu işlerin ne kadar sakat yürüdüğünü, yargının ne kadar mahkum olduğunu, aslında yargı süreci denilen süreçlerin esasen iktidarın İçişleri ve polis üzerinden yürütülen süreçler olduğunu bizim gözümüze sokuyor. Bunun üzerinde durmak zorundayız. Yoksa biz saatlerce de konuşsak, günlerce, haftalarca da konuşsak yapılabilecek hiçbir şey yok, değişecek hiçbir şey yoktur. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Adil Bey. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Solmaz Türk sanıyorum sizin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasından haberdar değil. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yani sadece valilik değil, başsavcılık da olayın tüm yönüyle araştırılmasına dair ne bir açıklama yaptı. Olay tüm yönüyle araştırılmaktadır. İşte güvenlik güçlerine gerekli talimat verilmiştir şeklinde
200 satılık bir açıklaması var. O şeye düşmüş bu, durumda. Anladım ama Sayın Solmaz Türk'ün dediğini çelmiyor bu. Yani, yani Vali Bey değil sadece açıklamayı yapan. Vali anladım. Değil. Yani ama valinin açıklaması çok daha ayrıntılı ve savcılığın, evet, savcılığın yetki alanına giriyor. Öyle değil mi, evet, Sayın onu söylemek istiyor Sayın Solmaz. Şimdi şu anda şeyde bu, evet, şeyde Sayın Yanar da sosyal medyada bu öldürülen kızın babasının bir takım garip söylemleri var. Ortalık biraz karıştırılmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Yani çok acayip söylemleri var. Anladım. O, yani aile tepki gösterebilir. Ona hiç girmeyelim bence. Ailenin tepkisinin dışında ama bu çok ağır ithamlar var. Yani eğer bu doğruysa tabii olayda provokasyona gelinmiş gibi görünüyor ve bu da yanlış bir şey. Onu anladım, söyleyeyim. Anladım. Ben şimdi onu telaffuz etmek istemiyorum. Çok hoş şeyler de değil. Yani işte zaten provokasyon böyle başlar. Birisi bir şey yapar, ötekisi bir şey söyler. Ondan sonra ona cevap gelir ve ortalık birbirine girer. Yani bu noktada sakin olmak gerektiğini düşünüyorum ben. Anladım. Şimdi ben burada çok kısa olarak şu değerlendirmeyi yapayım. Ben yine olayın teknik yönündeyim. Evet. Birinci bölümde açıkladığımız işte Uzi meselesini daha da açıklayayım da hani yanlış, evet, anlaşılmasın. Evet, yani onu... ben şunu söylemiştim. Çantaların bir çantayla giriyor katil. Bu bir taksiden iniyor. Elinde bir önemli bir çanta var. Yani büyük bir şu ebatta bir çanta var. Bir numara. O çantanın içerisinde ne olduğu belli değil. Onunla beraber gidiyor oraya. Ve orada sadece tabancayla bir kişiyi öldürüyor ama daha çok kişi olsaydı öldürürdüm diyor. Daha sonra bu çantanın akıbetinin ne olduğu konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Ben onun içerisinde başka şeyler olabileceğini değerlendirmiştim. Birkaç tane tanıdık da onların içerisinde silah vardı gibi kendi şeylerini beyan ettiler. Yani tahminlerini beyan ettiler. Öyle bir bilgiye dayalı bir şey yok. Onu bir açıklayayım da. Burada gerçekten o çanta olayın önemli şeylerinden birisi. Oraya özellikle dikkat çekmek arkadaşlar, istiyorum. Arkadaşlar bunu alt kajı olarak yazalım. Çantada başka silahlar da olabilir. Olabilme sadece silah değil. Başka mühimmat ve patlayıcı da olabilirdi. Olabilir. O çantanın akıbetinin mutlaka kamuoyuna açıklanması lazım ve izlenmesi lazım. Çanta muamması. Bunun çözülmesi yani belki lazım. Belki de yok. Çünkü ondan sonra çatıya çıktığını söylüyor. Belki de bulunamadı. Kundaklamaya çalıştığı söylendi biliyorsunuz. Sonra katilin çatıya çıktı ve polisin daha sonra gidip oradan aldığı söylendi. Yani o konunun üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Fakat tabii polis soruşturmayı yapıyordur. Bu konuda Sayın Bakanımıza katılıyorum. Yani devlet ortada yok diye bir şey yok. Yani oradaki polis arkadaşlarımız gereğini yapıyor. Polis adli kolluk olarak orada zaten gereğini yapıyor. Geçmişinin de araştırılacağını tahmin ediyorum. O konuda kamuoyunun vicdanını tatmin edici bir sonuca ulaşılması gerekiyor en azından. Yani aksi takdirde ciddi anlamda bir sıkıntı meydana gelir. Fakat dediğim gibi toparlıyorum, provokatif bir eylem olduğu zaten belli. Bunun üzerine siyasilerin yangına körükle gider gibi gitmemesi gerekiyor. Onlara çok büyük sorumluluk düşüyor. Vatandaşı bu şekilde yönlendirmemeleri gerekiyor. Herkesin sağ ve selim kafayla düşünmesi gerekiyor. Sağduyuyla düşünmesi gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederim. Fikret Bey? Evet, şimdi araştırma soruşturma sonuçlarını bekleyeceğiz Merdan Bey. Bunu takip edeceğiz. Bu ana kadarki yapılan işlemlerde de bir tatminsizlik olduğunu değerli uzmanlardan anlıyoruz. Yani gözaltı süresinin kısa tutulması, iddiaların araştırılmaması, emekli amirallerin 10 güne yakın gözaltında tutulurken bir bildiri yüzünden bir katilin 12 saatte savcılığa sevk edilmesi bir eksiklik olduğunu gösteriyor. Benim dikkat çekmek istediğim bir husus var. Şimdi katilin tipine baktığınızda bazı özellikler arz ediyor. Katil Halep'ten, Münbiş'ten elinde otomatik silahlarla fotoğraf paylaşan birisi. Oradan Antep'e dönüyor ve Antep'ten de yine fotoğraf paylaşıyor. Görevden sonra diyor. Bu kişinin kim olduğunun ortaya çıkartılması lazım. Bağlantının ortaya çıkartılması lazım. Suriye'ye neden gitmiş bu kişi? Niye elinde silah var? Bu kişi devlet görevlisi değil. Asker değil, polis değil. Suriye'ye nasıl gittiğinin ortaya çıkartılması da bence büyük önem taşıyor. Çünkü son dönemlerde Türkiye'de bazı eli silahlı sivil grupların olduğunu görüyoruz. Bunları Türkler arasında görüyoruz, Suriyeliler arasında da görüyoruz. Bu grupları kim oluşturuyor, kim kullanıyor, kim eğitiyor?
askerlik yapmadığı halde silah kullanmayı bilen biri olduğu da anlaşılıyor. Bunların üzerinde durulması gerekir. Bu bağlantının ortaya çıkartılması gerekir diye düşünüyorum. Bunları saklayan biri de değil. Yani profiline baktığınızda sosyal medyada övünçle yayınladığı fotoğraflar bunlar. Suriye'de bu adamın işi nedir? Kim görevlendirmiştir? Ne zaman gitmiştir? Ne zaman gelmiştir? Orada eğitim almış mıdır? Türkiye'ye döndükten sonra Suriye'ye gitmeden önce işte, sağlık görevlisi olarak çalıştığı ifade ediliyor. Orada istifa ettiği söyleniyor. Dolayısıyla ondan sonra nasıl, ne iş yapmıştır? Nasıl geçinmiştir? Nerelere gitmiştir? Atış talimlerinin yaptığı poligonun İzmir'de bilinen bir poligon olduğu söyleniyor. Yani bunlar savcılığın çok kısa sürede emniyetin savcının ortaya çıkarabileceği konular. Bunların çok süratli aydınlığa kavuşturması lazım. Ve bu kişinin kim adına hareket ettiği çok önemli. Kendi adına hareket etmediği çok açık. Tesadüfen Sayın Paşa'nın dediği gibi tesadüfen evden kalkıp da gideyim bugün bir HDP'yi basayım demesi mümkün değil. Organize bir olaydır. Arkasında mutlaka bir güç vardır. Bu gücün ne olduğunun ortaya çıkartılması gerekir diye düşünüyorum. İlk bölümde söylediğim gibi endişemi paylaşayım. Bu Türkiye'nin yeniden siyasi suikastların yapıldığı, sokak çatışmalarının yaşandığı bir kaosa sürüklenmesini arzu edenlerin attığı bir adım olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bir ek soru sormak istiyorum Fikret Bey. Siz Ankara'yı iyi biliyorsunuz. Neden iktidardan henüz bir kınama ya da bir açıklama gelmedi? Gelmesi gerekirdi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın İçişleri Bakanı'ndan, diğer ilgili bakanlardan bu kınama gelmedi. Ancak parti yönetiminden geldi. AK Parti'nin genel başkan vekili, parti sözcüsü ifade ettiler. Cumhurbaşkanı işte Azerbaycan'daydı, geldi Antalya'da bir toplantıya katıldı. Artık yoğunluğu gereği mi buna zaman ayırmadı veya o gerek mi görmedi onu bilmiyoruz. İçişleri Bakanı'nın da bence bir beyanda bulunması gerekirdi. Onlar hakkında bir bilgimiz yok ama tabii bu konuda suskun kalmaları da düşündürücü olur diye düşünüyorum. Çünkü bir siyasi partinin il binası basılıyor. Tabii ki o siyasi partinin il binasının güvenliği de o binanın içinde bulunanların can güvenliği de iktidarın sorumluluğundadır. İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. En azından ilgi alanı itibariyle İçişleri Bakanlığı'nın bu konuya bir yaklaşım göstermesi gerekirdi. Olayın insani boyutu vardır. 20'li yaşlarında genç bir kadın, masum bir insan katledilmiştir. Orada tesadüfen bulunduğu için onunla ilgili bir taziye de bildiğim kadarıyla ifade edilmedi. Taziyenin de ifade edilmesi gerekir. En azından partiler arası demokraside partiler arası diyaloğun, tahammülün, karşılıklı saygının gereğidir bu diye düşünüyorum Mehmet Bey. Mehmet Tezkan. Şimdi şu konuda herhalde herkes hemfikir, bu bir siyasi cinayettir, provokatif bir eylemdir diyoruz. Ama Sayın Fikret Bey'in de dikkati çektiği bir nokta var. Yani böyle paramiliter güçler mi oluşmaya başladı Türkiye'de? Hani Suriye'ye giden gelen, silahları bir yerden bulan, başka bir örgütlenme yöntemi mi var? Bu kişi onların içinde mi? Bu da bir soru işareti. Bunun da üzerine gidilip araştırılması lazım. Yani bu insan başka yerlere gittiyse tek başına gitmedi. Burada da tek başına hareket etmedi. Suriye'de de tek başına hareket etmedi. Yani böyle bir paramiliter örgütlenme Türkiye içinde böyle bir yapı varsa, böyle bir şey kurulmuşsa ve bu Suriye meselesinden sonra ortaya çıkmışsa çok tehlikelidir. Bunun içinde yani sadece Türkler bilinen değil, belki de Suriyeli, Suriye vatandaşları da olabilir bu teşkilatlanmanın yapısında. Bunun altını çizmek istiyorum. İkinci önemli nokta, şimdi bakın bir Millet İttifakı vardı. Millet İttifakı resmen Saadet Partisi, İyi Parti, CHP. Bunu dışarıdan HDP destekliyordu. Diğerleri de katılır mı katılmaz mı? Deva ve Gelecek Partisi. Ama HDP'ye ne yapıldı? HDP'ye bir operasyon çekildi. İşte kapatma davası açıldı. 450 kişiye siyasetten men etmek üzere bir iddianame var ortada. Aynı zamanda böyle bir saldırı tezgahlanıyor. Yani HDP'yi bir anda oyun dışına atma planı var. İkincisi, Saadet Partisi üzerinden de bir operasyon çekiliyor. Aynı anlarda Oğuzhan Asiltürk devreye giriyor. İşte kongreye gidip işte onu devirip Saadet Partisi'ni o bloktan koparıp Cumhur İttifakı'na bağlama operasyonu var. Şimdi HDP'yi yok etme, Saadet'i oradan çekip buraya bağlamak gibi, yani Cumhur İttifakı AK Parti iddiada kalamayacağını anladığı için HDP'yi kapatıp yok etme, Saadet'i bölmek gibi
bir operasyonun içinde. Biliyorsunuz da siz de 2010 yılında Saadet Partisi'nin bir yükselişi vardı Numan Kurtulmuş'la birlikte. O dönemde Numan Kurtulmuş o yüzde kaçtı? O 2011 seçimine girse %10 mu da 5 mi 7 mi bilemem ama bir yükselişti. Söylemi de son derece muhalif bir söylemdi. Yani firavunlardan falan bahsediyordu. Bunlar nasıl zenginleştiler diyordu. Bir operasyon çekildi Saadet Partisi'nden. Saadet Partisi bir anda kayyuma teslim edildi. Numan Kurtulmuş da kenara atıldı. Şimdi Saadet Partisi'ne de benzer bir operasyon çekilerek oradan koparılıp Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu saf dışı bırakılmak isteniyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bütün iki olay herhalde 2023 seçimleri veya daha önce yapılacak seçimlerde işte iki ana şeyi dışlamak, HDP'yi yok etmek, Millet İttifakı'na diğer Babacan ve Davutoğlu'nun rahat katılımın önünü kesmek, Saadet Partisi'ni de bu şekilde oradan koparıp Temel Karamollaoğlu'nu şeyde genel başkanlıktan devirip tıpkı 2010'da Numan Kurtulmuş'u devirdikleri gibi alıp onu Cumhur İttifakı'na eklemlemek gibi bir plan gibi bir hava var. Yani bu gidişatın içerisinde Millet İttifakı'nı bölmek. Yani bugün CHP'ye yönelik de başka eylemler, başka hamleler, başka şeyler olursa şaşırmam. Çünkü önce bir İYİ Parti üzerinden bu yolu denediler. Meral Akşener ben gelmem dedi. Yani hadi gel kapımız açık buyurun. Sen niye oradasın bizim yanımıza geldi denildiği zaman Meral Akşener ben gelmem dedi. Şimdi o orada başka bir tezgah herhalde çevriliyor. Saadet ve HDP'den sonra sıra CHP veya buna gelecek diye düşünüyorum. Yani bu tabloyu sadece işte o geldi kızdılar PKK ilişkisi değil. Daha büyük bir pencereden bakarsak Millet İttifakı üzerine büyük bir oyun oynandığını düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Sayın Tantan, sözlerinizi tamamlayacaktınız. Geniş bir perspektif çizdiniz ve bir takım uyarılar yaptınız. Peki sizin ulaştığınız bazı bilgiler ya da size gelen bazı bilgiler bir kaos planı olduğunu gösteriyor mu? Bunlar hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama devam o ki bugün tek kişiye tabi bir iktidar var. Bu iktidar iktidarda kalabilmek için her şeyi kullanmak da yükümlü. Kullanmak için de her türlü çaba içerisinde. Zaten Türk siyasetini bizler belirlemiyoruz ki. Yıllar içerisinde Türk siyasetini belirleyen güçler Türkiye'yi kullanmak istiyorlar. Türkiye'nin içerisindeki kaos Türk halkına yaramayacak ki. Kime yarayacak? Türkiye'yi kullanmak isteyen güçlere yarayacak. O bakımdan da dış politikadaki gelişmeleri Afganistan'dan, Libya'dan, Suriye'den her zemine kadar, Kafkasya'dan, Balkanlara kadar çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani eğer bunu değerlendiremezsek içerideki şeyi göremeyiz tehlikeyi. Bugün tehlike çok büyük bir tehlike var. Burada bizim yapmamız gereken şey şu. Evet biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidardan kalmak için anayasayı ayaklar altına almış vaziyette. Yasaları tanımıyor. Kendi kanun hükmündeki kararnameler dahi Cumhuriyet Halk Partisi anayasaya itiraz etmiş olmasına rağmen anayasa onu reddetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanun hükmündeki kararnamelerin anayasaya aykırı olmuş olmasına rağmen meclisten bile geçirmiyor. Meclisi tamamen yok sayıyor. İhtiyacı olduğu zaman meclisi kullanıyor. Ben de diyorum ki tehlike büyük. Tehlike nerede? İçeride. İçerideki siyasi zihniyet kendi çıkarı için Türkiye'yi her türlü şeye sokabilir. Bu bakımdan da hepimizin uyanık olması gerekiyor. Tarihlere kapılmamız gerekiyor. Bu bakımdan da Türkiye'deki özellikle HDP söylemcilerinin halkı tahrik edici şekillerden kaçınması lazım. PKK'nın, YPG'nin, Amerika'nın kullanımında olduğunu açık bütün dünya biliyor. Şimdi İzmir'deki bir olayın projeli bir olay olduğunu süreç içerisinde ben inanıyorum ki mahkeme ve savcılık bunu ortaya çıkaracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Eğer kişi tek başına olmasa, yani örgütlü olsaydı, üç kişi olsaydı mutlaka örgütsüz suçlar kapsamına girer ve uzatma verilebilirdi. İşte amirallara şu kadar verildi, buna verildi falan değil. Bugünkü sistem bakımından suç ceza mahkemesi onu tutuklamak mecburiyetinde kaldı. Ama bugünkü zaten ceza adalet sisteminde
araştırma ve iddia makamı savcı olduğu için polis sadece savcının emrine yüklenmekte hükümlü. Şimdi dijital dünyada önleyici kolluk bakımından bakıldığında artık dünya prediktif polisliği konuşuyor. Nedir prediktif polislik? Öngörülebilir, tahmin edilebilir polislik. Bunun için neye ihtiyaç var? Önleyici istihbarat altyapısına ihtiyaç var. Bunlara iyi bakmak lazım. Peki sizin bugün kolluk güçleriniz, istihbarat teşkilatlarınız, güvenlik güçlerinin yeni dünya düzeninde bütün bu tehditlere karşı görev tanım ve tariflerinde bir değişiklik var mı? İhtiyaçlar bakımından teknolojik istihbarattan teknolojik tehdide karşı, siber savaşlara karşı bir görev tanım ve tariflerinde bir değişiklik var mı yok? Okullar kapatılmış, sağlık kurumları kapatılmış, her türlü dıştaki tehlikelere karşı savaşan bir Türk Silahlı Kuvvetleri var. Kendi hakkını savunan bir silahlı kuvvetleri var. Bir de yıpratılmak istenen kolluk güçleri ve istihbarat teşkilatları var. Burada biz kendi kurumlarımıza, teşkilatlarımıza sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Onlar her ne kadar eksik ve yanlışlarımız olsa bir şekilde onları doğruya sevk etmek mecburiyetinde. Niye? Türkiye'nin içerisinde çıkacak bir ateş bütün hepimiz için alır, biz yok oluruz. Türkiye bir şey olmaz ama çok yara kaybeder. İktidar kendi çıkar uğruna Biden'la görüştü, bir şey elde edemediği işte Rusya'yla her an görüşebilir, onunla beraber hareket edebilir ama bir şekilde Afganistan'da Çin'le ve Rusya'yla orada karşı karşıya girecek. Öyle riskleri de var, tehlikeleri de var. Peki. Yani Suriye'de Sayın Tantan çok teşekkür ederim. Sayın Solmaz Türk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Yayındasınız şu anda. Yayında devam ediyoruz. Ben ayrılıyorum değil mi Erdem Bey? Efendim? Ben ayrılıyor muyum, devam ediyor muyum? Şu anda yayındasınız. Ara verdiğimiz zaman söyleyecek arkadaşlar. Sayın Solmaz Türk buyurun efendim. Çok kısa bir değerlendirme, araya gideceğiz. Evet tabii. Şu adli kolluk, önleyici kolluk meselesi Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunlar içinde öncelikli bir konudur. Mutlaka ve mutlaka yargının bir parçası olan adli kolluğun savcılıkların kontrolünde, emrinde, kontrolünde ve İçişleri Bakanlığındaki amirlerinden, bağlantılarından tamamen izole edilmiş. Sadece savcının talimatlarını dinleyen ve savcının yönlendirmesi ve kontrolü, denetimi, gözetimi altında görev yapan bir adli kolluğun mutlaka ve mutlaka tesis edilmesi gerekir. Eğer biz gerçekten bir demokratik ülke olmak istiyorsak, bu konuda ikinci ihtiyaç, Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin mutlaka ve mutlaka mecliste nitelikli çoğunlukla seçiliyor olmasıdır. Bu ikisi gerçekleşmediği sürece Türkiye hiçbir zaman hukukun üstünlüğüne sağlayamaz. Bakın, biraz önce Sayın Tantan değindi Afganistan'dan. Son bir hafta 10 gündür konuşuyoruz, ediyoruz. Bakın, Afganistan gibi bir ülke bile hukukun üstünlüğünde, yani yargının bağımsızlığında ve yargıyı adalet hayata geçirmede Türkiye'nin 14 puan ilerisindedir. Çin Halk Cumhuriyeti bile Türkiye'nin 2 puan ilerisindedir hukukun üstünlüğünde. Nerede olduğumuzu doğru bilelim, iyi bilelim, önceliklerimizi doğru tespit edelim. Türkiye ne diyorlar? Her yerde herkesin ağzında pelesenk olmuş. Adalet mülkün temelidir, yani devletin temelidir. Bunu sağlayacak olan yargının bağımsızlığıdır, kurumsal otonomisidir. Bunun için mutlaka ve mutlaka adli kolluğun İçişleri Bakanlığı'ndan ayrılması gerekir. Savcıların gerçekten bir gücü olması gerekir. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. İzmir Valiliği'nin 2 gündür yaptığı açıklamalar açıkça İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasına müdahaledir. Suçtur. Teşekkür ederim efendim. Çok çok teşekkür ederim. Ben burada bir şey... Buyurun. Şey, son sözü verelim size. Evet. Şöyle, modern devletlerin 3 temel ayağı vardır. Özgürlük, adalet, güvenlik ayağı. Evet. Bunun temel altyapısı da nedir? Araştırma makamı, kolluk, iddia makamı, savcılık, savunma makamı, avukatlar ve yargı. Bu bütün Batı ülkelerinde bu böyledir.
Yani bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü savcılık makamı tek başına hem iddia araştırma hem iddia makamı olduğu takdirde otomatik olarak delil toplamada eksik olduğu için de bugünkü cezalet sisteminde delilden suç ve suç örgütlerine giden yasal altyapı ortadan kalktı. Tamamen suçludan delile gitme ortaya kondu. O bakımdan da bugün sıkıntı bu. Yani bu, bunu bekleyemezsiniz. Bu iktidarın tercihi bu. İktidarın tercihi bu. O bakımdan da bugünkü tercih bakımından bugünü konuşup bugünü ortadan kaldıracak bir hareketi peki yapmak gerekir diye düşünüyorum. Peki. Onun için muhalefet partileri liderlerine büyük görev düşüyor bu konuda. Onu izah etmeye çalıştım peki daha önceki konuşmamda. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Saadettin Tantan, İçişleri Eski Bakanlarından ve Emniyet kökenli siyasetçilerden Sayın Saadettin Tantan'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Solmaz Türk, size de çok teşekkür ediyoruz çizdiğiniz çerçeve ve yaptığınız analiz için. Değerli seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. Ayrılmayın, son bölümde önemli konuları ve önemli sorunları masaya yatıracağız. Önemli açıklamalarımız olacak. Yeniden merhaba değerli seyirciler. Haber Analiz Programı 5. Boyut izliyorsunuz. Programımızın bu bölümünde bize Eren Erdem katıldı. Siyasetçi, yazar dostumuz. Her zaman olduğu gibi sahada Eren yerinde durmuyor. Bildiğim kadarıyla Malatya'dasın değil mi Eren? Gaziantep'ten herkese çok selamlar, sevgiler. Gaziantep. Evet, Malatya'dan Antep'e geçtik. En son konuştuğumuzda Malatya'daydın çünkü şimdi Gaziantep'tesin. Peki. Ve hemen diğer konuklarımızı tekrar hatırlatayım. Stüdyoda Adil Serdar Saçan var, eski emniyet müdürü, hukukçu. Evet. Fikret Bila, gazeteci, yazar ve Fikret... Evet, Malatya'dan Gaziantep'e geldim. Tamam. Evet. Ve Mehmet Tezkan, gazeteci, yazar dostumuz. Programı izleyebildin mi Eren Erdem? Eren Erdem, beni duyabiliyor musun? Peki, Eren Erdem'in bağlantısında bir sıkıntı var. Biz o zaman Fikret Bila ile devam edelim. Fikret Bey, bir parça şimdi diğer gündem maddelerine geçelim istiyorum. Bir, Berkin Elvan davası sonuçlandı. 16 yıl 8 ay cezaya çarptırdı polis ama bence gerekçesi çok önemliydi. Yani ceza az vesaire bunlar tartışılabilir ama kasten öldürmekten dolayı bir ceza verildi. Bir, bunu önemsiyorum. İki, bugün yine bir mafya örgütüne, bir gruba karşı Nuriş kardeşler deniyor. İstanbul'da kapsamlı bir operasyon yapıldı. AKP iktidarı bu dönemde bir yandan da bu tip gruplara yönelik bir operasyon mu yapıyor? Ne oluyor? Yani bir yandan Türkiye kaosa sürüklenmeye çalışılıyor. Sedat Peker sakın sokağa çıkmayın diye ısrarla bir çağrı yapıyor. Bu dünyayı yakından bilen bir kişi olarak ısrarla bu yönde bir çağrı yapıyor. Ne oluyor? Bunu da bu bölümde değerlendirelim ve Sedat Peker'in iddiaları üzerinden gidelim. Bu pazar günü bir video yayınlama ihtimali çok yüksek çünkü. Buyurun. Merdan Bey, tabii Berkin Elvan içimizde bir yara. 13-14 yaşlarında hayatını kaybeden bir çocuk ve 8 yıldır davası görülüyor. Nasıl vurulduğu, nasıl yaşamını yitirdiği kayıtlarda belli. Çok uzun sürede hastanede kaldıktan sonra vefat etmiş ama nasıl vurulduğu belli, kimin vurduğu belli. Hedef alınarak, nişan alınarak atış edildiği de belli. Kapsülün isabet ettiğini biliyoruz kafasına. Buna rağmen 8 yıldır bu dava sonuçlandırılmıyor. Süreç Berkin Elvan'ı öldüren polisin korunmasına yönelik bir sürece dönüştü maalesef. Ve nihayet 8 yıl sonra 16 yıl gibi bir ceza veriliyor. Bir kere cezayla mahkumiyetin gerekçesi arasında bir orantısızlık var. Çünkü gerekçede sizin de ifade ettiğiniz gibi kasten adam öldürme kanaatine varılmıştır deniliyor. Yani bu işi tahammülden kasten adam öldürmenin cezasının çok daha ağır olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca şunu da ilave edeyim, bir tutuklama kararı da yok. Yani bu karar Yargıtay'da kesinleşinceye kadar polis memuru sadece yurt dışına çıkma yasağı uygulanacak ve serbest kalacak. Bu açıdan da adaleti zedeleyen bir karar olduğu kanaatindeyim. Bunu ifade edeyim. Şimdi suç örgütleriyle ilgili olarak devlet içerisinde bir hesaplaşma olduğu anlaşılıyor. Üzücü tarafı şu ki bahsettiğimiz suç örgütleri devletin içinde, en azından devletin bir bölümüyle işbirliği içinde, iç içe girmiş durumda. Tehlikeli olan bu. Bir başka suç örgütü lideri cezaevinden çıkıyor, serbest bırakılıyor.
Ondan sonra bu gelişmeler yaşanıyor. Sanki hangi suç örgütüyle çalışılacağı konusunda bir görüş ayrılığı var gibi. Orada bir çatışma var gibi. Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar da Sedat Peker de devletle çalıştığını çok açık kanıtladı itiraflarıyla. Nuriş kardeşlerin de Çakıcı grubuyla arasında bir sorun, ihtilaf, düşmanlık olduğu biliniyor. Bu çatışmalar bir iç çatışma gibi gözüküyor. Ve Sedat Peker de bu sistem kendisi açısından kırıldığı için, kendisi sistemin dışına çıkarıldığı için bu açıklamaları yapıyor. Belki o çatışma hali olmasa, kurulu düzen devam etse belki o açıklamaları biz öğrenemeyecektik diye düşünüyorum. Yani suç örgütlerinin hangisinin devletin devletle çalışacağı, hangisinin devletin taşeronluğunu yapacağı, hangisinin devletten yarar koruma göreceği konusunda bir çatışma var. Ve İçişleri Bakanlığı da bu çatışmanın tam ortasında gözüküyor maalesef. Yani bu örgütlerle mücadele etmesi gereken, bu örgütlerin oluşmasını önlemesi gereken, bu örgütlerle temas kurduğu anda bunları yargının önüne çıkartması gereken İçişleri Bakanlığı tam da bunların merkezinde görünüyor. Ağır suçlamalar var, itiraflar var, verilen yanıtlar tatmin edici değil, bir soruşturma açılmış değil. Sayın Bakan'ın kendi başvurusu dışında bu kadar ağır iddialar epeyce bir kanıtla kamuoyunun önüne getirildi. Bir Cumhuriyet Savcısı çıkıp da ne oluyor diye bir soruşturma başlatamıyor. Buradan çıkaracağımız sonuç şu, yani yargı bağımsız değil bu durumda. Siyasetin veya siyasi otoritenin kontrolü altında görünüyor. Çünkü oradan bir talimat gelmedikçe harekete geçilmiyor. Ayrıca yargının, savcılıkların bir tweet attı diye vatandaşları sabaha doğru polis marifetiyle evini basıp yaka paça alıp götürdüğünü biliyoruz. Ama böyle iddialar karşısında da harekete geçmediğini biliyoruz. O halde yargı aynı zamanda tarafsız da değil. Hem bağımsız değil hem tarafsız değil. Yargının tarafsız ve bağımsız olmadığı bir ülkede demokrasinin işlediğini, kuvvetler ayrılığının yürüdüğünü söyleyemeyiz. Bu da çok büyük bir sıkıntımız var. Bakalım bu çatışma nereye kadar gidecek? Ve bunun yargı marifetiyle ortaya dökülmesi ve gerekli cezaların verilmesi lazım. Ama görüyoruz ki iktidar döneminde bir cezasızlık rahatlığı var insanlarda. Ben her şeyi yaparım, ceza almam veya kimse beni sorgulayamaz. Ben iktidar yanlısıyım veya iktidarın parçasıyım düşüncesiyle böyle bir sorgulanamaz, yargılanamaz, cezalandırılamaz rahatlığının yaşandığını görüyoruz. Ancak çatışma halinde yargı artık nereden talimat aldıysa onun muhalif olan kesime doğru yönelebiliyor. Bu Türkiye için bence çok üzücü olduğu kadar düşündürücü bir durumdur. Çok teşekkür ederim. Eren Erdem, beni duyabiliyorsunuz zannediyorum. Programı izleyebildiniz mi? Kısmen izleyebildim, evet. Peki. Şimdi ilk bölümlerde HDP İzmir İl Örgütü'ne yapılan ve bir cinayetle sonuçlanan saldırıyı, bir katliamla sonuçlanan saldırıyı değerlendirdik. Çeşitli olasılıkları gündeme aldık. Bir kaos planının önemli bir parçası olduğu yolunda bir, ne diyebiliriz, bir görüş ortaklığı da oluştu programda. Zaten bu yönde işte benim ulaştığım bazı bilgiler vardı. Onu dün ve bugün hem 18 dakika programlarında da paylaştım, hem bazı mesajlarımla da uyarmaya çalıştım ilgili çevreleri ve görüşlerimi aktarmayı denedim. Bu konuya ilişkin söyleyeceklerim varsa kısaca değerlendirelim istersen. Bunu alalım sizden. Ve gündemimizi tabii bu aşamada devlet, mafya ve siyaset ilişkisi, ki biraz önce Fikret Bey'in yaptığı değerlendirme önemli. Yani devlet yol vermeden ya da devletin içinde ya da silahlı bürokrasi içinden, daha doğrusu emniyet ve polis içinden bir irtibat olmazsa çok zor bu işleri. Zaten biraz sonra Adil Serdar Saçan'a o konuyu soracağız. Bu konudaki değerlendirmeni alalım senden. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bir kısa bir not paylaşmak istiyorum. Buyurun. Bugün Berkin Elvan davasının 8. yılında yerel mahkeme kararı açıklandı. Ve katil, tırnak içinde söylüyorum, yerel mahkeme kararıyla tescillendiği için söylüyorum. Yani hüküm kesinleşmese bile yerel mahkeme şahsın katil olduğunu tescilledi. 16 yıl 8 ay ceza aldı ve çeşitli indirimlerle bu noktaya kadar ceza geldi. Ve 16 yıl 8 ay ceza almasına rağmen tutuklanmadı. Şimdi bunu ben şöyle ifade etmek istiyorum. Ben bir kumpas davası neticesinde Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı verdiği bir kumpas davasında 4 yıl 2 ay ceza aldığım için
yerel mahkeme bana cezaevinde geçireceği süreyi göz önünde bulundurmak suretiyle tutuklu bir şekilde temyiz sürecini bekleme kararı vermişti. Yani 4 yıl 2 ay için ben tutuklu kaldım ama benim tam 4 katım 16 yıl 8 ay tam benim 4 katım ceza alan bir kişi tutuksuz yargılanma noktasında bir kararla karşı karşıya kaldı. Ben bir kere evvela adaletin batsın AKP diyerek söze başlamak istiyorum. Yani kendi namıma hakkımı da helal etmiyorum. Hakkım da helal olmaz. Onu da söyleyeyim. Bu şahıs tutuklu yargılanmalıydı. 16 yıl 8 ay bir cezadan bahsediyoruz. Öyle böyle bir ceza değil bu. Ve ben 4 yıl için hapis yattım. Geldiğimiz nokta bu. Şimdi diğer konuya gelelim. HDP il başkanlığı yönelik saldırı. Evvela bu saldırıyı amasız, fakatsız, lakinsiz, her türlü siyasal soru işareti tartışmanın dışında lanetliyoruz. Bu saldırıya yol açan şey Türkiye'deki yaygın nefret dilidir. Siyaseti kutuplaştıran ve siyaseti nefret diliyle tasarlamaya çalışan anlayışın yarattığı hegemonik perspektifin sonucudur bu. Yani geldiğimiz nokta itibariyle bir terörist elinde silahla HDP il başkanlığına girmiştir. Oradaki bir emekçi genç bir kardeşimizi katletmiştir. Bu amasız ve fakatsız herkesin lanetlemesi gereken bir meseledir. Bunun ötesinde orada beni kaygılandıran temel soru işareti şu. Efendim orada bir toplantı planlanmış yani il başkanlığında ve bu toplantı bir şekilde farklı gerekçelerle iptal olmuş. Dolayısıyla bu şahıs o katliamı yapmadan önce çeşitli korunaklı otellerde kalmış. Valiliğe bağlı bir otele gitmiş, orada bulunmuş, orada zaman geçirmiş, arkasından da katliamı yapmaya gitmiş. Şimdi bakın buradan belki ilk defa açıklayacağım. Tele1 ekranlarından ilk defa belki bunu söyleme imkanı bulacağım. Bir süre önce çok kıymetli bir ağabeyim diyeyim, saygın bir siyasetçi bana bir duyum aldığını ve bu duyum kapsamında benim kendime dikkat etmem gerektiğini söyledi. Ve bana dedi ki Eren kendine dikkat et. Devlet bir tedbir almaya çalışıyor. Çok ciddi provokasyonlar olabilir. Sen de hedeflerde olan birisin. Hatta ben buradan söyleyeyim. Merdan Bey sizin isminizi de kullandı. Şimdi sizin isminizin ve benim ismimin geçtiği bir sohbet yaşadım. Bu çok değerli, kıymetli Sosyal Demokrat Cumhuriyet Halk Partili ağabeyimizle eski bir siyasetçi. Kendisi bana bazı duyumlar aldığını, yani yargı bürokrasisinde, emniyet bürokrasisinden çeşitli duyumlar aldığını ve bir takım provokasyonlar olabileceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim de dahil olduğum birkaç ismin hedefte olduğunu, bu isimlerin tamamen uyarıldığını, devletin bu konuda ciddi tedbirler aldığını, medya açısından da sizin hedefte olduğunuzu, bizzat isminizi vererek Merdan Yanardağ, bu konuda hatta çeşitli vesilelerle Merdan Bey'e de bir takım önlem alması açısından yani uyarılar yaptık gibi bir ifade de kullandı bana. Arkasından bu sohbetten iki gün sonra HDP'ye bu saldırı yapıldı. Yani şimdi ben tabii içinde bulunduğumuz süreci tahlil etmekte zorlanıyorum. Yani ben böyle bir sohbeti yaşadım. Şimdi orada Adil Serdar Saçan var. Çok değerli bir insandır. Severim ben kendisini. Ben cezaevindeyken beni de defaatle ziyaret etmiştir. Bir baba dostumdur benim yani Adil abi. Şimdi Adil Bey bu konuyu daha iyi analiz eder. Fakat ben içinde bulunduğumuz sürecin normal olmadığını, içinde bulunduğumuz süreçte herkesin hedefte olabileceğini, herkesin tehdit altında olabileceğini ifade etmek isterim. Lakin ben 2-3 gün önce bu konuda bir uyarı aldım. Beni uyaran kişi de yargı ve emniyet bürokrasisiyle temasları olan bir Cumhuriyet Halk Partili siyasetçi ağabeyimdi. Ve bu uyarıda çeşitli kanallardan teyit ettim. Çeşitli isimlerin efendim saldırıya uğrayabileceği, sokakta
dövülebileceği, linç edilebileceği, suikasta uğrayabileceği şeklinde bir takım devletin, emniyet organlarının elinde bazı verilerin olduğu ve bunların içinde bazı isimlerin olduğu, buralarda sizin de Merdan Bey isminizin olduğu, benim de ismimin olduğu, bazı aktif milletvekillerinin olduğu, Türkiye'yi kaosa sürüklemek için böyle bir şeyin yapılabileceği yönde bir duyum aldım. Hatta bu duyum doğrultusunda tedbirlerimizi de arttırdık. Yani çeşitli şekillerde efendim emniyet kurumuyla eşgüdümlü onları da bilgilendirerek onların da malumatları dahilinde tedbirlerimizi de arttırdık. Siz de bu konuda zannediyorum ki yani bana çünkü bilgilendirildiğiniz de ifade edildi. Zannediyorum ki siz de bilgilendirildiniz diye düşünüyorum. Çünkü bana öyle bir ifade kullanıldı. Şimdi Türkiye nereye götürülmek isteniyor? Ne yapılmak isteniyor? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Ben bakın şu ifadeyi kullanmaktan imtina ederim. Bunları hükümet planladı. Evet, çeşitli uyarılar ve ihbarlar yapılıyor, doğru. Şimdi elimde böyle bir delil yok. Yani elimde bu işleri kimin planladığına dair bir belge, delil yok. Dolayısıyla temkinli konuşmaya çalışıyorum. Dikkatli bir söz söylemeye çalışıyorum. Türkiye çok karanlık bir döneme götürülmek isteniyor. Ve anladığım kadarıyla bu siyasetsizleştirme yoluyla yapılmak isteniyor. Bunun da aracı olarak siyasetteki etkin aktörlerin ya da partilerin dinamik yüzleri ya da mensuplarına saldırılar yapmak suretiyle gerçekleştirilmek isteniyor. Bu bizim olduğu kadar mevcut hükümetin de sorunudur. Çünkü bunun sonuçları hükümet açısından da faydalı olmayacaktır. Geldiğimiz nokta tehlikeli bir noktadır. Burada herkes aklını başına almalıdır. Türkiye demokrasisinin temelden zarar görme potansiyeli söz konusu olabilir. Birilerinin böyle bir çaba içinde olduğu aşikar. Buradan herkesi uyarmak lazım. Herkes üstüne düşeni yapmalıdır. Mesela şunu söyleyeyim ve bırakayım. Bir siyasi partinin il başkanlığı basılmıştır. O başkanlık içerisindeki bir vatandaşımız, bir kardeşimiz katledilmiştir. Süleyman Soylu nerededir? Nerededir? Bu konuda konuşması gereken kişi Süleyman Soylu'dur. Bu şahsın efendim 24 saat içerisinde sorgusu tamamlanmış ve tutuklanarak cezaevine sevk edilmiş. Cumhurbaşkanlığı hakaret davalarında tweet atan çocuklar dahi 48 saatten aşağı emniyette tutulmuyorlar. Arkalarında bir örgüt bağlantısı var mı diye sorgulanıyorlar. 24 saat içinde bu şahsın bütün bağlantıları deşifre edilmiş midir? Çözülmüş müdür? Neden tutuklulukla cezaevine gönderilmiştir? Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde devletin yürütme organı, hükümet bu yaşanan saldırıyı hafife almaktadır. Hükümetin bu yaklaşımının Türkiye'de daha tehlikeli bir takım işlerin önünü açma potansiyeli olduğunu söylemek istiyorum. Derhal herkes aklını peki başına almalıdır. Peki. Bu işten çok teşekkür ederim Eren Bey. Bu tehlikeli bir olaydır. Tehlikeli bir adımdır. Peki. Herkesin bu konuda dikkatli olması gerekir. Korumamız gereken müşterek payda demokrasidir. Bunlar demokrasimizi peki ortadan kaldırma yönelik çabalardır diyorum. Teşekkür ediyorum. Peki, ben çok teşekkür ederim Adil Bey. Şimdi bir iki nokta var. Fikret Bey bir açılım yaptı, Eren Bey devam ettirdi. Durum şu, şimdi bir iki mafya grubuna ya da iki suç örgütüne yönelik bir operasyon var. Sedat Peker öyle anlaşılıyor ki verilen sözler tutulmadığı ve sistemin dışına atılmak istendiği için ifşa etmeye başladı bu ilişkileri. Ve ilginç de bir rol oynuyor, bir tanesi bu. Yani sistemde beklenenin üzerinde bir güce ulaştığı anlaşılıyor. Çünkü bütün sınıflı toplumlarda, kapitalist toplumlarda bir karanlık alan vardır. Ve hani yol verilmezse bunların da yaşaması mümkün değil. Bir biçimde sizin çok daha iyi bildiğiniz bir yapılanma, emniyet yapılanması dahil buna. Ve daha sonra Nur İşler
grubuna bugün bir operasyon yapıldı. Büyük de bir operasyon olduğu anlaşılıyor. Yani 60'ın üzerinde insan gözaltına alınmış. Şimdi bu her iki grubunda Alaaddin Çakıcı ekibiyle, grubuyla ihtilaflarının olduğu, çelişkilerinin olduğu biliniyor. Hatta Nur İşler'le bir çatışma, yani karşılıklı birbirinden insanların vurulduğu bir çatışma döneminden de geçildiği biliniyor. Ne oluyor? Yani AKP bir yandan hani sokakta bir kışkırtıcı kaos senaryolarından söz edilirken diğer yandan da AKP bu grupları tasfiye mi ediyor? Yani bir tercih mi kullanıyor burada? Ya yani devlet içinde ya da emniyet içinde ya da ne diyelim güvenlik bürokrasisi içinde de bir sorun mu var? Bir ekipler mi var birbiriyle çatışan, çekişen, rekabet eden, bu gruplardan birini destekleyen, birine yol veren? Nedir tablo? Bu iş nasıl işler? Ne olur? Şimdi Sayın Yanardağ, zaten ben bunu birçok programda söyledim. Yine burada söyleyeyim. Bir organizasyonun, organize suç örgütü veya mafya organizasyonu olabilmesi için mutlaka partito ilişkileri dediğimiz mafyanın, yani çevre ilişkilerinin olması lazım. Bu çevrenin içerisinde dört kesim mutlaka olmalı. Bu dört kesimle ilişkili olmayan hiçbir mafya organizasyonu olmaz. Bunlardan birisi geniş anlamda kamu görevlileri. Yani işte savcılar, hakimler, polisler, jandarmalar, sağlık memurları, telefon dinleyen memurlar, telekomda çalışanlar vesaire vesaire. Yani bütün geniş anlamda kamu görevlilerinden bahsediyorum. Diğer taraftan basından bahsediyorum ki ilişkiler ağını görüyorsunuz. Hatta birçok gazeteci arkadaşınızın yazdığı kitapları da biliyorsunuz. Yani evet. Mafyayla ilgili kitap yazıp aslında alttan mafyayı övücü kitaplar yazdıklarını biliyoruz. Yani organizasyonları bilirken de takip ettik, şimdi ediyoruz. Şimdi üçüncüsü iş adamları, gelir kaynakları onlardandır. Dördüncüsü ise siyasetçilerdir, yani politikadır. Şimdi bir mafya örgütünün gücü bu dört alanda ne kadar etkili olduğuna bağlıdır. Bu dört alanda en etkili olan mafya grubu, en güçlü olan mafya grubudur. Yani dolayısıyla adam sayısıydı, silah sayısıydı falan, bunlarla ölçülmez mafyanın gücü. Mafyanın gücü bu dört alanda ne kadar etkiye, nüfuza sahipse o grup, onunla ölçülür. Dolayısıyla siz bir takım operasyonlar yaparak sokaktaki bir takım insanları veya tetikçileri alarak bu gücü kıramazsınız. Başkasına yol veremezsiniz. Bir kere onu söyleyeyim. Yani bu son yapılan operasyonlar bir gruba yol vermek için de değildi. Öyle bir maksatla taşıyor olabilir. Yani ben emin değilim ondan. Ama o yolla birilerini güçlü hale getiremezsiniz. Bir başka bir mafya grubunu güçlü hale getiremezsiniz. Fakat biz organize suçlarda çalışırken stratejimiz şuydu. Her gruba eşit operasyon yapmak. Bütün gruplara operasyon yapmak. Ki bundan sonraki süreçte de bu operasyonların peş peşe gelebileceğini düşünüyorum ben. Sadece sesli olarak düşünüyorum. Bir bilgiye dayanarak söylemiyorum. Şimdi çok önemli olan bir mesele var. Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar. Şimdi Sedat Peker'in, ben bunu baştan beri söylüyorum, yapmış olduğu açıklamaların çok ciddiye alınması gerekiyor. Çok dikkatle incelenmesi gerekiyor. Ve bunlar için, her bir başlık için ayrı bir soruşturma açılması gerekiyor. Şimdi mesela Sedat Peker aslında bir takım ipuçları veriyor. Diyor ki işte biz Hürriyet Gazetesi'nin AKP'lilerin isteği üzerine bastık diyor mesela. Tabii canım, kendi suçunu itiraf ediyor. Ya tabii, isim veriyor yani. İşte bunu, buna benzer birkaç olay daha anlatıyor. Şimdi Sedat Peker'den aslında şunu bekliyorum, yani veya beklememiz gerekiyor. Şimdi bugünkü provokasyonla birleştirdiğimizde, biraz evvel Eren Erdem dedi ki birileri bir organizasyon planlıyor. Bir provokatif eylemler planlıyorlar. Bu planlayanlar kim bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz ama Sedat Peker'in bilgisi olabilir. Olabilir. Yani Sedat Peker'in bu anlamda ülkeye önemli bir katkı yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir takım bağlantılarla bir takım işler yaptığını kendisi söylediği için ve provokatif eylemler olabileceğini de daha önceden söylediği için, bundan sonra bu tür eylemlerin nerede planlandığı,
kimler tarafından planlanmış olabileceği konusunda en azından kamuoyunu aydınlatmasında aydınlatmasının yurtseverlik görevi olduğunu düşünüyorum. Yani şeyini bir tarafa bırakalım. Şimdi insanlar daha önceki süreçte suç işlemiş olabilirler. Bundan sonra da işliyor olabilirler. Zaten kendisi hemen organize suç örgütü lideri diyebilirsiniz diye de söylüyor yani. Ben bunu kabul ediyor. Yani mahkumiyeti de var zaten. Ama bu o insanların o insanların söylediklerinin ciddiye alınmaması anlamına gelmemektedir. Çok önemli bu. Çok önemli. Bakın bir insan katil de olabilir. Yani bir sürü itirafçı var mesela. Öyle mi? Mesela yani itirafçıları itirafçıların söylediğini bir sürü hükme gerekçe temel yapan temel bir sistem yapıyorsun, var. Temel yapıyorsun. Aynen. Tabii. Bakın bizi gizli tanıklarla yıllarca içeride tuttular mesela. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Şimdi burada adam çıkmış diyor ki ben şu konuları biliyorum diyor. Sen bu konuları ciddiye almak, değerlendirmek zorundasın. Ha efendim bu organize suç örgütü lideridir. Bunu söylediğinden biz yola çıkarsak yandık, bittik, öldük. Ya arkadaşım söylediği şey doğru. Şemdin Sakın söylemleriyle generalleri şey yaptınız ya. Mahkum ettiniz yani. Orduya operasyon yapıldı Şemdin Sakın ifadesiyle. Aynen. Yani senelerce adamcağızlar içeride kaldı. Türk Genelkurmay Başkanı tutuklandı. Türk Genelkurmay Başkanı'nın aleyhindeki ifadeyi veren Şem oydu yani. Şimdi bunu yapıyorsunuz. Ama Sedat Peker'in gelince organize suç örgütü lideridir dediklerini ciddiye almıyoruz. Yok öyle bir şey. Alacaksınız yani. O zaman bakın mücadele edemezsiniz de ki. Yakından tanıdığı bir dünyayı ve ilişkileri anlatıyor. Kendi içinde olduğu tabii konuyu anlatıyor. Tabii. Diyorum ki yani bundan sonra bence yapması gereken burada planlamayı kim yapıyor? Kesinlikle doğru. Bu tür adamlar nereden çıkıyor? Bunlar nereden eğitim aldı? Bu konularda bilgisinin olması gerekiyor yani. Bunu söylemesi. Çünkü başından beri ilk videodan itibaren sokağa çıkmama çağrısı yapıyor. Çok yani, belli. Yani. Çok belli. Bunu mutlaka ısrarla söylüyor bunu. Söylemesi gerektiğini düşünüyorum ve söylediklerinin de ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konudaki görüşüm bu. Diğer konuyu da açıklık getirdim sanırım ikinci sorunuza. Operasyonlar kesintisiz olarak her gruba eşit olarak yapılmalı. Bu kafadaki bu istifamın, bu düşüşü, şüphenin ortadan kalkması için. Bir, yalnız dediğim gibi mafya örgütünün gücü operasyonlardaki adam ve bulundurduğu adam sayısıyla silahla ilgili olmadığı için bu gücün kırılması lazım. Bunun kırılması için de temiz eller operasyonu dediğimiz İtalya'da devlet tarafından başlatılan operasyonun başlatılması lazım. Ama bunun daha için daha büyük, daha kapsamlı, siyasetten iş dünyasına kadar uzanan bir alanda. Ya bunun için kararlı bir siyasi irade gerekli ve devlet iradesi gerekli. Zaten siyasi irade ile devlet iradesi paralel gider bu konuda. Tabii basın da destek vermeli. Siyasi partiler ciddi anlamda destek vermeli ve böyle bir temizlenme sürecine girilmeli. Bugün bunu yapabilir misiniz? AKP iktidarıyla yapmanız mümkün değil. İktidarın değişmesi gerekiyor yani. Zaten 18 yıl iktidarda bulunan bir siyasi partinin bu konuda yozlaşmaması mümkün değil. Hele ki Türkiye gibi kapitalist sistemlerde. Mümkün değil yani. Amerika bile yani iki dönem sonunda başkanını değiştiriyor. Onun için bu bataklıktan Türkiye'nin çıkabilmesinin bence siyasi olarak tek çıkar yolu önce iktidarın değişmesidir. Lazım. Aynen. Ondan sonraki süreçte yani tabii ki seçim yoluyla değişmesidir. Ondan sonraki süreçte gelenlerin de temiz eller operasyonu başlatacak kararlılıkta olmaları gerekir. Onlar da bu kararlılıkta mı değil mi onu da zamanla göreceğiz. Yani çünkü Türk siyaseti Sayın Yanardağ kapitalist sistemin egemenliği altında, hegemonyası altında. Ben bunu hep söylüyorum, yine söylüyorum, yine tekrar ediyorum. Bakın siyasi partilerin kavram siyasetini bırakması lazım. Hizmet siyasetine dönmesi lazım. Bu bir. Siyasi partilerin zenginleri milletvekili yapan veya güç sahiplerini, yerel güç sahiplerini milletvekili yapan sistemi terk etmeleri lazım. Yani ben bu soruyu yine sorayım burada. Yani kapitalist sistemin acımasızlığından ve mafyanın neden yok edilemeyişini anlatmaya çalışıyorum. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte Eren sen de orada milletvekiliydin. Şimdi kaç tane şoför, kaç tane işçi, kaç tane ev hanımı, ne bileyim kaç tane sağlık memuru milletvekili var.
Yani yok, yok bir tane yok, bir tane. Ben el kaldırıyorum. Ha, seni tenzih ediyorum. Yani ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Genel olarak dediğim şey budur. Ondan sonra zaten bir daha seçilemedin. Bir daha seni koymadılar yani listeye. Var bunun yani da, var ama sayılır az. Bunun da bir sebebi var. Evet. Hayır, ben şimdi ev hanımı milletvekili bilmiyorum. Varsa söyleyin yok, lütfen. Yok yok, yani işçiler var, sendikacılar var. Hayır abi, bir dakika, onlar sendikacılar ayrı. Ben işçiden bahsediyorum. Yani sendikacıların da nasıl seçildiğini biliyoruz. Bakın, ben 5 sene organizasyon müdürlüğü yaptım. Belki çok şey olacak ama Türkiye, benim oradan elde edildiğim en büyük tecrübe şudur. Türkiye'de her örgütlü yapının altında hırsızlık aramak lazım. Çok net söylüyorum. Her örgütlü yapı çok genelleme olur ama. Ben bak, peki, aramak lazım diyorum. Var demiyorum. Aramak lazım diyorum. Şimdi vardır tabii, %3-4 oranında vardır tabii. Bakın ya, menfaati olmayan, şimdi menfaati olmayan bir işi Türkiye'de şu ekonomik koşullarda kim yapar ya? Gönüllü olarak. Peki. 3-5 tane şey yapıyor. İşte dürüst, namuslu vatandaş yapıyor. Şimdi bir şey daha söyleyeyim Sayın Yanardağ. 15 Haziran 1938'de bizim mezun olduğumuz polis kolejini Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla bu devlet kurdu. 1938, 15 Haziran, yani 3 gün önce polis kolejinin kuruluş yıldönümüydü. 6 Kasım 1937'de de polis akademisi kuruldu. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla. İkisini de 15 Temmuz'da FETÖ-METÖ diyerek kapattılar. Bak, çok ciddi bir tehlikeden bahsedeceğim şu anda. Biz bu okullarda, ben ve devre arkadaşlarım 7 sene, bizden sonrakiler 8 sene eğitim gördük. Yani ben ortaokulu bitirdim, polis kolejine girdim, 13 yaşındaydım devlete teslim olduğumda. Ben orada Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını savunmak, Türkiye'nin devletin resmi ideolojisini savunmak, Atatürkçülüğü savunmakla yetiştirildim. Ve daha sonra akademiye gittik 4 sene. Bu değerlerin yanı sıra hukuk ve mesleğimizle ilgili eğitimler aldık. Ve ondan sonra komiser yardımcısı olarak, yani ilk rütbede mesleğe başladık. Bütün bu aşamalar yok edildi. Tamamen irticai kesimi emniyet örgütüne hakim kılmak için yapıldı. FETÖ'cüleri hakim kılmak için yapıldı. Ve bir müddet sonra FETÖ'cüler hakim oldular. Şimdi polis koleji ve akademisini kapattıktan sonraki süreçte de polis ciddi bir şekilde siyasallaşıyor şu anda. Ve bilgisiz bu aşamalardan nereye geçmemiş gidiyor? Polis amirleri başlıyor yetişmeye. 10 yıl sonra bunlar... Bu benim bahsetmiş olduğum kaynaktan gelenler emekli olacaklar ki her sene tasfiye ediliyorlar zaten büyük bölümü. Diğerleri, bakın burada hiç siyasetten bahsetmiyorum. Diğer gelenler, yani bu işin mutfağından yetişmemiş olanlar polislik yapmaya başlayacaklar. Daha yöneticilik yapmaya başlayacaklar. Ve çok daha vahim, sıkıntılı günlere doğru gidiyoruz. Mutlaka bu Cumhuriyet yuvalarının açılması gerekir. Polis kolejinin ve polis akademisinin mutlaka tekrar açılması gerekir ve eski işlemine dönmesi gerekir. Artık FETÖ tehdidi de yok. Niye açmıyorsunuz? Madem amacınız FETÖ ile mücadeleydi. Anladım. Çok önemli bir saptama. Mehmet Tezkan. Şimdi abi, dinledim, Serdar Saçan önemli bir alana işaret ediyor aslında. Polis de polis teşkilatındaki bozulmanın temeline işaret eden bir son değerlendirme yaptı. Ben çok önemsedim bunu. Ben de önemsedim. Oradan yola çıkacağım. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sedat Peker'in açıklamaları, iddiaları ne kadar doğru. %5'i bile doğru olsa devlet içinde bir kayıt dışı örgütlenme var demektir. Mutlaka veya önem verilmeli. Başından beri söyledik hep. Mutlaka tabii, soruşturmalı. Mutlaka takip edilmeli. Veysel Ateş'in mesela, işte Veysel Ateş'in telefon açıp 10 milyon euro istemesi. Şimdi o 10 milyon euroyu kim adına istiyor? Birileri abi. Bunlar hep kayıt dışı bir örgütlenme. Yani devlet içinde, bakın devlet içinde paralel bir devlet kurulmuş. Şimdi daha önce bu FETÖ teşkilatı bunu kurmuştu. Bu FETÖ teşkilatı bunu kurunca, yani çıktı iktidar ne dedi? Ya paralel devlet kurmuşlar dedi, değil mi? Cumhurbaşkanı, evet. O zaman başbakan da AKP genel başkanı, paralel devlet dedi. Şimdi o paralel devleti biz tasfiye ettik diyorlar, attık. Yerine bir paralel devlet daha gelmiş anladığımız kadarıyla. O da o paralel devletin içinde işte
FETÖ'cüler kendi organizasyonları, çünkü FETÖ'cülerin içinde polis de vardı, hakim de vardı, savcı da vardı, bürokrat da vardı, siyasetçi de vardı. Yani biraz önce Adil Bey'in tanımladığı gibi bir mafya oluşumuna sorulur. Bu kamuda, yani bütün bunlar bir araya gelirse olur. FETÖ örgütlenmesi böyle bir şeydi. Şimdi FETÖ örgütlenmesi devre dışı kalınca yerine başka örgütlenmeler girmiş. Anlıyoruz ki işte içeride önce Sedat Peker'i koymuşlar devreye. Sedat Peker, ona yardım eden polisler, hakimler, savcılar, siyasetçiler var belli. İşte niye buna demişler, kim söylemiş, senin hakkında yakalama kararı çıkıyor, hadi yurt dışına çık, sonra seni geri alırız. Koruma veren polis müdürleri var. Demek ki bir şeyden sonra, FETÖ'yü tasfiye ettikten sonra FETÖ'nün yerine bu Sedat Peker gibi bir örgütlenmeler girmiş. Sedat Peker'den de pek memnun olmayanlar şimdi onu atmışlar. Yerine başka bir örgütlenme yapısıyla giriyorlar. Artık hangi mafya teşkilatıyla işbirliği yapacaklarsa diğerlerini tasfiye edip onu güçlendirdim. Ama bu hepsi baktığımız zaman kayıt dışı bir devlet ortaya çıkıyor. Bir paralel devlet. Şeyin işte Ateş'in gazeteciyim diye programlarda yapan Ateş'in ya 10 milyon euro istemesinin üzerine giden bir savcı, polis müdürü ya sen ne diyorsun diye yok. Şimdi çıkıp televizyon kanallarında konuşuyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Twitter atıyor. Ben buna karşı en ufak bir soruşturma yok. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi ya bir tane tweet atanan evine polis gidiyor. Kaç gün gözaltında kalıyor, örgüt bağlantısı konuşuluyor. Diyor ki kayıt var, resmi kayıt, diyor ki 10 milyon euro istiyorum. Ya bir gazeteci rüşvet isteyebilir. Rüşvet isteyen çok gazeteciler gördük. Şunu yazarım, şunu yazmam diye, ama biraz da yani 10 milyon euro tek başına nasıl? Demek ki birilerine verecek. Kimlere verecek? Araştırılmıyor. Bakın İzmir'deki olay da araştırılmayacaktır. İddia ediyorum, katili yakaladık, gereken cezayı vereceğiz diyecekler. Meselenin üzerine kapatılmaya çalışacaktır. Tıpkı o gün Samas'ın ilk dönemde nasıl kapatıldı? Yalnız kurttan da üstü kapatılmaya çalışıldı. Bunu da kapatmaya çalışacaklardır. Ama öyle bir yapı karşısındayız ki, çok derin bir yapı bu. İşte o yapının içindeki paramiliter güçler nedir? Var mıdır? Silahlar nereden gelmiştir? Bu işler nasıl çevriliyor? O silahlar kimler kimleri koruyor? Koruma organı içerisine kayıt dışı mafya mı girmiştir? Bunlar çok tehlikeli gidiyor ve siyasete önümüzdeki dönem bu tür hamleler etkileyecektir diye düşünüyorum. Ha, seçimleri nasıl etkiler, sandıkları nasıl etkiler orasını biliyorum, ama sandıktan çıkan sonuçtan sonra Türkiye'de bu insanlar devreye girer mi girmez mi, işte orası beni çok ürkütüyor. Bilmiyorum siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Peki. Çok teşekkür ederim Mehmet Tezkan. Fikret Bila. Şimdi Fikret Bey, Adil Bey biraz önce Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar, hem de bir eski bir polis müdürü, organize suçlar şubesini kuran bir polis müdürü olarak, kaldı ki yakından izledik kendisi, bu suç örgütlerini çökerten polis müdürlerinden biri. Sedat Peker'in söylediklerini ciddiye almak ve her birini soruşturmak gerekir diyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Zaten kendisi, ben tamam bir suç örgütü lideriyim ama bu kadar söyleyin, ondan öteye geçmeyin diyen kendisi zaten. Yani belli ve kendi suçlarında itiraf eden, kendi suçlarını da ortaya koyan bir şeye sahip, bir yaklaşıma sahip. Önemli, ciddi, bu sözünü ettiğimiz, ilk bölümde de sözünü ettiğimiz, eğer bir kaos planı varsa ortada, Adil Serdar Saçan diyor ki, bunu Sedat Peker bilebilir. Bu nedenle her birinin soruşturulması lazım diyor. Benim de dikkatimi çeken ısrarlı bir biçimde, şimdi HDP'ye yönelik saldırıdan hemen sonra da onu yaptı. Israrlı bir biçimde sakın sokağa çıkmayın. Bu çağrıyı ben yaparsam yine çıkmayın, bilin ki kızımın başına silah dayanmıştır diyor. Bu benim başından beri dikkatimi çeken bir gelişmeydi. Hatta son olayda
Ya saatlerdir düşünüyorum. Aleyhime kullanılabilir diye baktım. Ama artık olmaz bu. Başsağlığı dileyip dilememek konusunda. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu genç kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum diye HDP binasında öldürülen genç kadın için de bir taziyede bulundu. Şimdi enteresan bir yere gidiyor Türkiye. Galiba bu kaos planının da olduğunu ilk açıklayan kişi de Sedat Peker'in kendisi. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani organize suç örgütü lideridir. Hani onların deyimiyle. Hani hem organize hem örgüt aynı anlama gelir ama neyse. Dedikleri ciddiye alınmaz yaklaşımının tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum ben de. Evet Merdan Bey, şimdi bir gerçeğin ifade edilmesi ifade edenin kişiliğine göre gerçeği ortadan kaldırmaz. Yani aynen öyle. Sedat Peker'in suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olması veya bu işlevi hala sürdürüyor olması söylediği gerçeği ortadan kaldırmaz. Siz eğer gerçeği arıyorsanız, gerçeği yakalamışsanız bunun kimin tarafından ifade edildiğinin önemi yok. Siz o gerçeğin üzerine yürümelisiniz. O bakımdan söyledikleri bence dikkate alınmalı. Ben de o yönlü yazılar yazdım. Şuna dayanarak yazdım. Şimdi Sedat Peker'in yaptığı açıklamaları doğrulayan gelişmeler yaşadık biz. Örneğin maalesef bizimle aynı mesleği icra ettiğini iddia eden arkadaşlar... Fikret Bey, bir araya gireceğim. Arkadaşlar ilettiler. Tam da bizim endişelendiğimiz durum oluyor. Ben 18 dakikada açıkladım bir AKP'ye saldırı olabilir diye. AKP'nin Diyarbakır'daki bir ilçe örgütüne saldırı yapılmış. Molotoflu bir saldırı deniyor. Bu bombalı saldırı da olabilir. Arkadaşlar ayrıntıları bana iletecekler. Programın başından beri ben de söylemeye çalıştım ki bu bir yeni sürecin başlangıcı olabilir. Siyasi suikastlar, siyasi baskılar ve baskınlar yaşanabilir. Yeni bir sürece Türkiye itiliyor olabilir. İşte şimdi AK Parti'nin ilçe başkanlığına bu saldırı yapılmışsa bu mahiyettedir. Bunun gibi olaylarla karşılaşabiliriz. Zaten bu olayların zincirleme meydana gelmesi insanların sokağa dökme amaçlıdır. Kaos yaratma amaçlıdır. Türkiye'yi kutuplaştırmak, etnik veya mezhebi aidiyet üzerinden bir sokak çatışması yaratarak demokrasiyi hedef almaktır diye söylemiştik. Maalesef demek ki böyle örnekler yaşıyoruz. Sedat Peker'in söylediklerini doğrulayan gelişmeler yaşadık demiştim. Yani dediklerini kanıtlayan gelişmeler yaşadık. Evet, şimdi saldırı anı Fikret Bey. Evet. AKP binasına molotof atıyor. Diyarbakır hani. Evet. Şimdi bu kişinin de yakalanmış olması lazım. Umarım yakalarlar ve kim olduğu ortaya çıkar. Evet. Diyarbakır Han ilçesinde AKP binasına saldırı görüntüleri. Sıcak görüntüler, yeni görüntüler değerli seyirciler. Evet işte sözünü ettiğimiz provokasyon buydu. Bugün açıkladık ve akşamında böyle bir olay meydana geldi. Evet, bu dönemi 12 Eylül'ün öncesinde yaşamıştık. Merdan Bey söylemiştim programda zaten. Benzer süreçler maalesef görülüyor ve bu planlı bir şekilde bir yerden düğmeye basılmış olabilir. Bu nedenle herkesin, her kurumun, her siyasi partinin çok dikkatli olması gereken. Hatta Fikret Bey şöyle de olabilir. Yani o gerçekten hani bir provokatör değil, öfkeli bir bölgedeki bir Kürt genci de olabilir. Yani mutlaka bir örgüt tarafından yönlendirilmesi gerekmiyor. Ama böyle bir kışkırtmanın ürünü olarak bu eylemin yapıldığı ya da bu saldırının yapıldığı açık. Evet, yani çok iyi araştırması lazım. Tabii Sayın Saçan programdayken bizim bu konuda yorum yapmamız gerekmeyebilir. Sayın Saçan mutlaka izah edecektir. Öyle süreçler nasıl yaşanıyor? Az önce de mesela Deniz Poyraz'ın katilinin savcılıkta verdiği ifadelerden bölümler gelmeye başladı. İçimi soğuttum, beni bırakın demiş. Rahatlığa bakar mısınız? Evet. Yani bu kadar açık bir şey. Maalesef kötü bir sarmala doğru Türkiye itiliyor olabilir. Sedat Peker konusuna gelince şimdi söylediklerini kanıtlayan gelişmeler yaşadık. Aynen öyle, kanıtlayan gelişmeler var. Ortaya attığı iddiaları yalanlamaya kalkanlarla ilgili videoları, kanıtları yayınladı. Bizim aynı mesleki alanda çalışan ama meslektaş olup olmadığı kadar artık tartışma olan isimler ekranlardaki programlarını bırakmak zorunda kaldılar. Çalıştıkları televizyonu istifa etmek zorunda kaldılar. Yani sonuç alıcı, kanıtlayıcı gelişmeler yaşadığımız için Sedat Peker'in söylediklerini bence ilgili kurumlar mutlaka dikkate almalı.
incelemeli, araştırmalı, yargıya intikal ettirmelidirler. Çünkü içeriden konuştuğu anlaşılıyor. İtiraf mahiyetinde açıklamalar yapıyor. Kendinin tanıklık ettiği konuları ortaya koyuyor ve kendinin de bu tür olaylara karıştığını itiraf ediyor. Dolayısıyla bunun ciddiye alınması lazım. Nitekim doğru söylediği en azından kanıtlamış olaylar yaşıyoruz. Bu bakımdan ben Sayın Saçan'ın görüşüne katılıyorum. Söylediği her şey dikkate alınmalı, incelenmeli ve mutlaka yargıya intikal ettirilmelidir. Yani bu bugüne kadar yaptığı açıklamadan çıkan sonuç budur. Bu nedenle bundan sonra yapacağı açıklamaların da ciddiye alınması ve yargının soruşturmanın konusu yapılması gerekir diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Son iki dakika Eren Erdem'e verelim sözü. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bakın Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu Müslüman ve Hazreti Muhammed'in çok güzel bir hadisi var. Diyor ki bir yerde fitne çıktığı zaman her kim koşuyorsa yürüsün, yürüyorsa dursun, duruyorsa otursun. Şimdi belli ki Türkiye'de bu hadis bağlamında söylüyorum. Bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Şimdi her kim ki kutuplaştırıcı nefret söylemiyle siyaset yapmaya devam ediyorsa bütün bu binaya molotof atma, bu HDP binası basma fiillerinin faili odur. Bu saatten sonra siyasetin yapması gereken şey koşuyorsa durmaktır, sakin olmaktır, sükuttur. Bu fitnenin, bu zeminin yok olması adına herkesin sağduyulu olması gerekir. Birleştirici olması gerekir. Aksi takdirde herhangi bir karanlık mahfil, ismini ben buradan zikredemem şimdi. Adil abi orada yani yıllarca bu yapıları izledi, takip etti. Şimdi ama belli ki ortada Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen bir anlayış var. Bu anlayışı besleyecek tek şey nefret diliyle siyasal kutuplaşmaya devam etmek. Dolayısıyla bütün siyasetçileri ben sağduyuya çağırıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanlığına molotof atan o kişiyi lanetliyorum. Siyasi parti binalarına yapılan bu saldırıları lanetliyorum. İzmir'de yaşamını yitiren sevgili Deniz'i de rahmetle anıyorum. Dolayısıyla herkesi sükunete, sükunete ve sükunete çağırıyorum. Evet, değerli seyirciler, programımızın sonuna geldik. Adil Bey çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız bu saate kadar. Fikret Bey çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Eren Bey çok teşekkür ediyorum. Değerli seyirciler, evet. Adana, Türkiye... Antep'ten çok selamlar. Çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkürler. Değerli seyirciler, Türkiye kritik bir döneme giriyor. Hep bizim büyük sorumlulukları var. Biraz önce Eren Erdem açıkladı, bir bilgiyi paylaştı. Ben dahil herkes bir kesim hedef halinde. Biraz önce görüntülerini yayınladık. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AKP binasına bir molotoflu saldırı yapılıyor. İşte bu provokasyonun sürmesi anlamına geliyor. Tam da istenen böyle bir şey. Dikkatli olunması lazım. Bu provokasyonu boşa çıkartmak, el birliğiyle boşa çıkartmak gerekiyor. Bu provokasyonu bir kaos çıkarmak isteyen odakları yalnızlaştırmak ve tasfiye etmenin başka bir yolu yok. Bu bilinç ve bu bilgiyle hareket edelim diye bitirmek isterim bu programı. Önümüzdeki hafta Cuma günü tekrar 21'de birlikte olmak dileğiyle diyorum.